Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özbek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz, önerileriniz, düşünceleriniz, eleştirileriniz için 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Evet, şöyle günün öne çıkan başlıklarına baktığımız zaman biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası maçları vardı. Dün Bodrum Spor, Medipol Başakşehir'i uzatma dakikalarına 1-1 biten maçta onu da izledim. Penaltılarla mağlup etti ve 4-2 kazanarak sürpriz yaptı. Ama tabii Bodrum Spor'u takip eden biri olarak söylüyorum. Bana göre sürpriz değil. Bodrum Spor hakikaten son dönemlerde çok da iyi bir performans gösteriyor. Ligde de iyi gidiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle dünün Ziraat Türkiye Kupası maçlarına şöyle bir sonuçlarına bakalım istiyorum. Kasımpaşa Kestel maçı 5-0 Kasımpaşa kazandı. Bandırma Şanlıurfa 5-0 bitti. Bandırma'nın galibiyetiyle Altay Manisa Spor'u 4-2 yendi. İstanbul Spor evinde Afşet Afyon'a 3-2 yenildi. Gençler Birliği Mardin 1969'a evinde 4-2 yenildi. Başakşehir Bodrum Spor'a evinde 4-2 yenildi. Bursa Spor Kırşehir'i 2-1 yendi. Adana Demir Serik maçı da Adana Demir'in 5-0'lık galibiyete sona erdi. Antalya Ahmet Sportif'i 4-0 geçti. Bugünün programına baktığımızda Ziraat Türkiye Kupası biliyorsunuz A-Spor'dan canlı olarak veriliyor maçlar. Saat 13'te Rize Ankara Spor var. 15'te Karagümrük Sarıyer Adana Spor Kocaeli maçları var. 17'de Alanya Spor Osmaniye. 19'da Kayseri Spor Iğdır. 21'de de Altay Eyüp Spor maçı var. Dinleyicimizi alacağım ama biraz bekletmek istiyorum. Çünkü günün öne çıkan başlıklarını da vermek istiyorum. Bugün biraz yoğun gündemimiz. Neden öyle diyorum? PFDK genel sevklere başladı. Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci saldırı gerekçesiyle 44. maddeden PFDK sevk edildi. 5 ile 10 maç ceza alması bekleniyormuş. Ahmet Nurçebi de yapmış olduğu açıklama nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk oldu. Sevklerle ilgili detaylı bilgileri birazdan vereceğim. Üç büyüklerin üçü de geçtiğimiz sezonun 14. haftasında yakaladıkları performansın çok fazla gerisinde kaldılar. 36 puanla lider durumda olan Trabzonspor ise geçen sezona göre 16 puan fazla topladı. 14 maç sonunda 2.57 puan ortalamasını yakalayan Trabzonspor bu performansına devam ederse 97 puanla mutlu sona ulaşacak diye istatistikler var. Bordo Maviler rekor puan sayısını da bu şekilde bulmuş olacak. Amili takımı ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Süper Lig'in 14. hafta sonunda müthiş bir istatistik yakaladı. 25 yaşındaki kaleci Süper Lig'de uzun paslarda ligin zirvesine yer alırken 14 haftalık süre içerisinde kullandığı 239 pasta da %70'lik bir isabet oranını yakaladı Uğurcan Çakır. Devam edelim konu başlıklarımıza. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden, Süper Lig'de ise sıkıntılı günler geçiren ve çözümü kadro güncellemesinde bulunan Sarı Kırmızılar transfer için kolları sıvadı. Onunla ilgili detaylı bilgileri vereceğim. Beşiktaş'tan üçlü harekat diyoruz. Neden öyle diyorum? Sergen Hoca'nın isteği doğrultusunda Cenk Tosun, Kaan Ayhan ve Elneni'nin transferleri için yönetim girişimlere başladı. Bir de üçlü, onun detayını zaten birazdan gireyim diyorum. Üç aşağı beş yukarı baktığım zaman da evet, konu başlıklarımız belirlediğim, şimdilik gazetelerde ön plana çıkan konular bunlar. İsterseniz gündemle ilgili düşünceleriniz için telefon hattımızı açmıştık. Zaten de bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Evet, günaydın Aygün abi. İstanbul'dan Ahmet Bey. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Sağ olun. Aygün abi, öncelikli olarak dün İrfan Can'ın sevkiyle alakalı olarak internetten öğrendik akşam üzeri. Şimdi bu saldırı acaba, yani bilginiz mutlaka vardır diye bağlantı sormak istedim. Bu maç esnasında herhangi bir saldırı veyahut da herhangi bir şey görmedik. Yok, maçta değil. Koridorda yaşanan bir olay.
koridorda yaşanan bir olaydan dolayı İrfan Can 5 ile 15 başa arasında ceza alması bekleniyor. Öyle deniyor. Öyle deniyor. Öyle deniyor. Şimdi tabii bir din isterseniz yorumunuzu yapın, ben de ona göre yorum yapayım ben ya size. Şimdi koridorlarda birçok olay yaşanıyor. Hı-hı. Her hafta, her koşulda mutlaka bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ya İrfan Can'ın orada saldırıdan kasıt vurmaksa sıkıntı, kesinlikle ceza verilmesinden yanayım. Ama eğer ki vurmak değil, tartışmak, üzerlerine yürümekse, en basit örneğin maç esnasında da bu tarz olaylar oldu. Bunun kalkıp da saldırıdan dolayı sevki 5 ile 15 maç arasında ceza verilmesi ne kadar etik? Onu hakkında bir düşünceleriniz ve konu hakkında biraz bilgilendirirseniz taraftarım, bu konuda sevinirim. Onu iletmek istedim Aygün abi. Yayınlar açık. Tamam, teşekkürler. Tabii şimdi şimdi kimdi, dur bakayım, o futbolcunun ismini hatırlamaya çalışıyorum. Atakan mıydı, Atalay mıydı, öyle bir şey. Neyse. Maç içerisinde ufak tefek kendi aralarında tabii bazı tartışmalar yaşıyor bu ikili. Burada tabii koridorda yaşanan bir olay. Tabii bu da çok enteresan. Neden öyle diyorum enteresan? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine de buradan seslenmek lazım. Yani her pozisyonu görmeyen veya pozisyonları da gören temsilciler var Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Şimdi İrfan Can Kahveci tabii maçtan sonra koridorlarda bir olay yaşıyor. Göztepe'li Atakan'la, evet, Atakan Çankaya'yla koridorda birbirlerine giriyorlar. Olayı anlatayım ben size. Görüntülerde öyleymiş, bilmiyorum ben tabii, yani kulüp içerisinden gelen bana bilgi de o yönde değil, ama görüntülerde İrfan'ın Atakan'ın boğazına saldırdığı yönünde bir görüntü varmış. Bunu da o sırada tesadüfen orada bulunan veya o koridorlarda gören, o koridorlardaki olayları tespit eden Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisinin görüntülerinde varmış. Tabii bu görüntüleri izlemek lazım. Orada ne yaşandı, ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Şimdi durup dururken de bir futbolcu, rakip bir futbolcunun boğazına niye sarılsın? Boğazına mı sarıldı onu bilmiyoruz. Boğazına niye sarılmış onu da bilmiyoruz. Yani karşılıklı bir itiş kakışlar oldu, konuşuldu, doğru. Ama iki taraftan da ne oldu da İrfan bu kadar çıldırdı, ondan da detayına bakmak lazım. Şimdi bir sevk oluyorsa, sevkte birine 44'ten saldırıdan dolayı veriyorsan, öbürkünü de 36. maddeden veriyorsun. Yani 44'ten verdiğin zaman en az 5, en fazla 10 maç gözüküyor. 36'dan verdiğin zaman da 1 ile 3 maç gibi gözüküyor. Yani burada bence Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mutlak suretle, orada bir kere emniyetin de kameraları vardır. Kendi stat içinde koridorlarda da biliyorsunuz kameralar vardır. O kamera görüntülerini Fenerbahçe Spor Kulübü'nün isteyip izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hakikaten eğer İrfan boğazına sarılmışsa kimse kusura bakmasın. Ceza neyse onu yiyecek. Yani 5'se 5, 10'sa 10. Orada gereksiz bir hareket yapmış, ama tabii sarılma var mı yok mu, orada ne yaşandı, tahrik var mı, karşı taraf onu tahrik etti mi, bunları bilmiyoruz. Ama sadece bildiğimiz dün sevgili Barış Ürdüseven kardeşim söyledi. TRT'den çok da severim Barış'ı. İyi de muhabirdir. Onun söylemiş olduğu bilgi üzerinden devam ediyorum. TFF temsilcisinin görüntüsünde İrfan'ın Atakan Çankaya'nın koridorda boğazına sarıldığı yönde bir görüntü olduğunu söyledi. Ama dediğim gibi bu görüntüleri görmek lazım. Yani kulüplerin çünkü koridorlarda olan kameraları var. Emniyetin her yerde zaten kamerası var. Emniyetin de kameraları var. O anlamda bunu izleyip görmek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu anlamda bu görüntüleri izledikten sonra da bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde İrfan Can Kahveci'nin de. Eğer sarılma varsa, boğazına sarılmışsa zaten yapacak bir şey yok. O hakikaten sportmenliğe aykırı bir hareket. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Mehmet ben, Osmaniye'den. Buyurun Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Abi dün akşam TRT'de bir basketbol maçı vardı. Galatasaray Beşiktaş maçı. Hı hı. Sonlarına doğru, 3. periyodun sonlarına doğru Beşiktaşlı basketbolcu Galatasaraylı bir basketbolcunun tahriki üzerine yumruk girişiminde bulundu ve maçtan tahliye edildi. Abi kural ne ise onu uygulasak bizde bu sorunların hiçbir tanesi yaşanmaz. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı.
Eğer bu şekilde şeyler varsa, neydi onun adı, hareketler varsa gözlemcinin söylediği şekilde. Her şey anlamda İrfan Can olayım diyorsun. İrfan Can, evet, İrfan Can olayında abi. Ama bizde ne oluyor? Adamın niyetine bakılıyor. Ya adam sahaya iki maç önce Galatasaray Teknik Direktörü sahaya giriş yapıyordu. Sarı kart veriliyor. Bir başka pozisyonda Sergen'e kırmızı kart veriliyor. Ya sahaya girdin mi onun cezası belli. Ama efendim onun niyeti öyle değilmiş. Hayır efendim, kural neyse o. Sen kuralı doğru düzgün işledikten sonra, bütün cezalar aynı olduktan sonra hiçbir tartışmalar olmaz. Ama bizde adalet en başta niyetten başlıyor. Niyet işin içine girdiği zaman ona farklı, bana farklı. Anladım. Tartışmaların tamamı bu şekilde oluyor abi. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnşallah Mehmet hem Bey. Basketbol koçundan hem de futbol teknik direktörümüzden en kısa zamanda kurtulmak dileğiyle abi. Peki, çok teşekkürler. Kendine iyi bak. İyi yayınlar. Sağ ol, çok mersi. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Arif İlhan demiş ki Aygün abi yayınlar. İrfan Can'a verilen ceza ile ilgili görüşlerini merak ediyorum. Demin zaten söylemeye çalıştım. Muster'in Alanya maçındaki tünelde verdiği görüntüler, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Karagümrük maçından sonra takım halinde ortaya koyduğu görüntüler hakkında herhangi bir sevk oluşmuş muydu? Hatırlamıyorum, onu söyleyeyim. Mehmet M. Günaydın abi. Sergen Hoca'ya güvenilmesini olumlu buluyorum demiş. 25 kişilik atölyede kulaklıkla dinliyorum yaklaşık bir yıldır demiş. Sevgili kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Kırşehirli dayı, Dortmund'dan günaydın herkese. Taksici dayı ben. Trabzon'un şampiyonluğu hayırlı olsun demiş. Soru şu, ikinci ve üçüncüler kimler olacak? Saygılar Radyo Spor dinleyicilerine ve herkese demiş. Aslında Kırşehirli dayının, sevgili izleyicimizin, dinleyicimizin, çok özür dilerim, dinleyicimizin aslında sorusuna ben de size sorayım. Sizce ilk üç nasıl biter? Hadi bugün konularından bir tanesini, başlığından bir tanesini, onu da açabiliriz. Dinleyenler arasından bunu eğer şey yaparlarsa ilk üç nasıl biter onu da soralım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Fırat ben abi. Buyurun Fırat Bey. İlk üç nasıl biter Fırat? Abi bence yine üç büyükler ilk üçe yerleştirilir, öyle diyeyim. Yerleştirilir. Çok evet, enteresan yani, bir cümle. Yani ite kaka. Bence ilk üçü... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani hiç öyle bir görüntü yok. Evet, şu anda öyle bir görüntü yok ama daha 24 hafta var abi, sen de söylediğin gibi biliyorsun. Yani ben şu anda Pereira giderse Fenerbahçe'nin hala bir şansın olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadro itibariyle... Aynı, bak aynı düşüncedeyim ben de. Evet, kadro itibariyle gerçekten çok üst, yani diğer takımlardan çok üst seviyede olduğunu düşünüyorum. İyi kullanılırsak Fenerbahçe'nin kadrosunu. Zaten o yüzden aramıştım. Yani Pereira'nın yani gittiği, devam edilmeyeceği gibi bir duyum var. Senin doğru. Bir duyumun var mı? Var. Dün de yazdım. Artık şöyle söyleyeyim. Camia istemiyor. Yönetimde büyük bir kısım, evet, Vitor Pereira'nın olmayacağı yönde görüşlerini bildiriyorlar. Bir isimle görüşülüyormuş. Süper Lig'den mi abi? Süper Lig'den. Lig'den bir isimle görüşülüyormuş. Yani, yabancı mı? Gerçekten o kısmı çözemedim, açık söyleyeyim sana. Abi Farioli diyorlar, direkt söyleyeyim Farioli. Ya o isim daha önce de çıktı biliyorsun. Ama bilmiyorum yani, Emre Belezoğlu'nu tecrübesiz diye yollayıp Farioli'yi getirmek, yani gerçi bu yönetimden her şeyi beklerim ben abi de. Yani yaptıkları hiçbir, yani şu tutmuyor. Olabilir mi acaba, onu düşündüm bu yayından önce. Mesela Mustafa Hoca, Mustafa Denizli çok kurt bir hocadır. Evet. Bu kadroyu da değerlendirebilecek bir teknik direktördür. Aklıma geldi, bilmiyorum tabii, şu anda bir takım çalıştırıyor. Ama Süper Lig'den bir hocanın geleceği yönünde bilgiler var, görüşmeler yapıldığını biliyorum. Yani evet, Adana Demirspor hocasının da gündemde olduğunu da biliyorum. Bir kısmı... Yani şu anda abi sözünü kestim. Estağfurullah. Yani bence Pereira'dan başka kim gelirse daha iyi yönetir diye düşünüyorum. Gerçekten. Aynı düşünce değil mi? Tuhaf takıntıları var. Ben artık Pereira'nın gerçekten inat yaptığını düşünüyorum. Yani futboldan anlamadığını düşünmüyoruz hiçbirimiz. Futboldan anlıyor bu adam ama İrfan Can'a sürekli çıkartıp işte taraftara bak görün. Hani buranın hocası benim. Hani ben istediğimi yaparım der gibi. Bilerek böyle İrfan Can'ı çıkarttığını düşünüyorum. Yani Mesut'a yapmaya çalıştı, olmadı. Başkan girdi araya. Mesut'tan sonra. Abi kimi sevdiysek ona taktı abi. Salah'ı sevdik.
onu yedek bıraktı. Pelkas'ı çok seviyorduk. Yıldız sevmiyor. Evet, bir anda kesti. Kimi sevdiysek ona ön baktı. Ön plana çıkan isimleri sevmiyor. Görüntü o. Baktığın zaman senin isimlerini söylediğin isimlere baktığında aynı düşüncedeyim. Çok fazla bir isim ön plana çıkmasını sevmiyor. Sevmiyor taraftarım. Genç çocuk çıktı biliyorsun işte genç çıktı. Gazetelerde haberleri çıktı şu falan filan şimdi kayboldu. Kayboldu. Çocuğu her maç 11 oynattı şimdi oyuna bile almıyor. Hiç? Yani, kadroya bile almıyor. Çok tuhaf abi. Yani abi çok vaktinizi almadan bir konuya da değinmek istiyorum. Bu İrfan Can'ın sevki hakkında. Hı-hı. Yani Beşiktaş Karagümrük maçında koridorda olaylar çıktı. Görüntüleri var. Evet. Kimsenin sevki yok. Galatasaray Alanya Spor maçında Muslera Alanya Sporlu futbolcuya saldırıyor. Görüntüler var. Kimse sevk edilmiyor. Bu maçta görüntüler yok. İrfan Can sevk ediliyor ama Sayın Ali Koç devam etsin. Hiçbir görüntü varmış ama şöyle söyleyeyim. Yani TFF'nin temsilcisi çekmiş. Bilmiyorum yani o görüntüyü görmedim ben. Hakem raporunda yok ki o yüzden söylüyorum Aydın ya, abi. Ama en son bir de temsilcilerin falan raporları da değerlendiriliyor. Temsilci raporlarından da sevkler oluyor. Hakem görmediği pozisyonlar var. O temsilcilerin de şeyleri var. Mesela kulübelerde edilen küfürlerin çoğu temsilci raporlarından gelen bilgiler de olsa veya dördüncü hakemin duyumu üzerine anlatabildim demek istediğim mi? Orada temsilcinin görüntüsü varmış. Ama bir temsilci yakın plandan tam boğazına sarılırken nasıl çekti onu da bilmiyorum. Görmek lazım. Çekerler abi. Konu Fenerbahçe olunca her şeyi yaparlar. Ali Koç devam etsin. Anlaşma imzalasın kulüpler birliğiyle. Hakem konuşmayacağız diye. Abi hakem konuşmayacağız ne demek yani Aygün abi? Yani hakem hatalıysa konuşacaksın. Yani bu ülkede düzen böyle gelmiş böyle gider. 6 hafta. Niye 5 veya 7 değil de 6 hafta? İlk yer bitinceye kadar. Komik. Komik. Abi seviyorum seni. Sağ ol, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ ol, teşekkürler. Tabii o 6 hafta olayı ne oldu? Bir anda gene ters gidince her şey konuşulmaya başlandı. Zaten onun o öyle bir anlaşmanın altına imzanın bile atılması bana bir tuhaf geldi zaten yani. Egele demiş Aygün Bey yayınlar. İrfan Canan'ın baş sorumlusu Vitor Pereira'dır. Takımın psikolojisini bozdu. Oyuncuların hepsi mutsuz ve isyan noktasında. Bir insan bu kadar bir takıma zarar verir mi demiş. 6 Kasım Ayşen demiş ki ilk 3'te 3 büyüklerden kimse olmaz demiş. Demin ben de ona baktım puan cetvelini. Yani belki bir tanesi olabilir 3 büyüklerden. Bir tanesi olabilir. Ama tabii Başakşehir de girebilir ilk 3'ün içerisine. Yani tamam şu anda biraz 22 puanda işte Konya'yla Hatay'ın 26'şar puanı var ama Başakşehir de ilk 3'e girebilir. İyi gidiyor çünkü Emre Hoca ile. Ben de burada söylemiştim. Yani Emre Belezoğlu ile devam edilmesi gerektiğini söyleyenlerden biriydim ama maalesef olmadı. Kerem Elçi demiş ki abi arıyorum düşmüyor demiş. Yoğunluktandır sevgili kardeşim. Günaydın. Günaydın. Abi kolay gelsin. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan arıyorum. İsmim Şefaat. Şefaat'mış. Şefaat. 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 Çok değişik bir isim. Evet akılda kalıcı aslında. Aslında zor da bir isim. Ali Koç'la ilgili arkadaş şey yaptı da gayet de normal biz Ali Koç'u gelirken şu beklentideydik. Yani soy ismini kullanacak, etkilerini kullanacak. Ona göre işte kendi de belirtti işte. Ya Barcelona'nın sponsoru. Barcelona'nın sponsoru baktığın zaman doğru mu? Peki abi Pjanic'i mesela bizim mi almamız lazım? Crespo'yu mu bizim almamız lazım yani? Burada yani Ali Koç'un kaç 4 senede böyle bir transferi var mı ben mi bilmiyorum yani. Hani, onu şöyle bir şey söyleyeyim mi? O dönemde böyle bir muhabbet oldu. Ya sohbet ediyorduk tahmin ediyorum Sayın Başkan'la gazetecilerle beraber işte Barcelona falan filan antrenman formalarına sponsor işte şuna sponsor buna sponsor falan filan şöyle bir şey söyledi başkan ya dedi tamam sponsorluk var mı arkadaşlar dedi bu takımlardan futbolcuların transfer etmenin kolay olmadığını mali anlamda kolay olmadığını da bilmeniz gerekir evet ben sponsorluk yapıyorum ama kolay değil dedi yani evet ben oraya sponsorum diye onu verecekler bunu verecekler diye bir şey olmaz abi, diye bir cümle söyledi Sayın Başkan. Biz zaten ilk 11'deki oyuncusuyla ilgili konuşmuyoruz. Bugün Beşiktaş'ın alabildiği ama yedekler için de aynısını söyledi. Yani kolay değil o kadro içerisinde şöyle futbolcu abi, almak. Şu bugün Beşiktaş'ın alabildiği bir oyuncu ise bu alınabilen bir oyuncu. Ve bu Beşiktaş'tan önce biz bunu alabilmemiz gerekiyor. Bu bir isim Pjanic. Pjanic gibi bir sürü isim çok var. Çok isim çıkardı burada, tabii. Buradaki bence başarısızdı Ali Koç. Şimdi Ali Koç işte Türkiye'nin en başarılı iş adamı diyorlar ama bence orada da bir sıkıntı var. Yani kendi başarabildiği bir konu değil. Zaten aile şirketi gelen, şirketin yönetim kurulu başkanı olmuş. Bence başarısız bir yönetici. Ya taraftar gözüyle bir anlık şey yapıyor. İlerleyici ticari görmüyor. Anlamda ticari anlamda başarılı bir insan. Onu söyleyeyim. Sportif anlamda belki başarısız olabilir. Şirket
şirket olarak başarılılar. Yani Ali ama Koç şirket ama o şirketin oraya. Yöneticilerinden bir tanesi. Yani yönetim kurulu başkanı. Bir şirket başarılıysa yönetim kurulu başkanının verdiği kararlar doğrultusunda bu işler. Oradaki CEO'lar hadi bunu yapalım demiyorlar. Önlerine gelen rapor doğrultusunda Sayın Başkan, yani tabii Sayın Ali Koç'u savunacak değilim. Ama holding sahipleri bakarlar, ederler, incelerler. Ona göre altına imza atıp onay verirler. Onaydan sonra para kazanılmaya veya yeni iş alanlara girilmeye başlanır. Bu anlamda Sayın Ali Koç tabii ki çok önemli bir isim. İş adamı anlamında önemli bir isim. Önemli tabii ki. Türkiye'deki en önemli ailelerden önemli bir tanesi. Bir de şey anlamda söylüyorum. Ha, sportif anlamda olabilir. Başarısı olabilir. Onu kabul edebilirim. Ben ama de kulübün de mali anlamda düzelmesi de başarılı. Demek ki başarılı bir iş adamı. Onu da söylemekte fayda var. Bakın kayyum geliyordu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne. Bunu herkes unutuyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kayyum geliyordu. Yani o da ayrı bir konu abi oldu. Ama onu yani bilin yani. Ekmeğini, onu da söyleyeyim yani. Ama onun da ekmeğini çok yedi. Tamam 3 senedir o kayyum geliyordu. Ekonomik başarıyla yönelik hani adımlar attı. Ama her kulüp başkanı bunu söylüyor. Her kulüp başkanı bir önceki dönemlerdeki şeylerden dolayı bu sıkıntılar yaşadı. Her kulüp başkanı söylüyor. Sadece Ali Bey söylemiyor. Peki abi bu sportif anlamda şimdi kaç dönemdir teknik direktörler başarısız gidiyor. Yani Ersun Yanal zorla takım başında son maçına çıkarttılar. Sonra teknik direktör bulamadılar. Ondan sonra aynı şekilde Erol Bulut'u yani köprüyü geçir. Peki yani bu Ali Koç'ta Rıdvan Dilmen mesela benim aklıma gelen. Araları iyi, futbol aklı olarak da Rıdvan Dilmen Türkiye'deki sayılı otoritelerden birisi. Madem öyle takımın futbol direktörü yani veya da Rıdvan Hoca böyle bir şey kabul etmiyor. Rıdvan Hoca ya da akıl hocalı. Yani Rıdvan Hoca ne derse otursun ona göre bir hareket etsin. Kendisine de saygı duyuyor. Yani o Erol Bulut'a Galatasaray maçından sonra mıydı? Bir maçta Başakşehir maçından sonra geç olmadan dedi gönderin. Yani bu Rıdvan Dilmen'in bütün yorumlarıyla ilgili bu gelecek teknik. Vallahi ben de aynı yorumları yapıyorum ama hiç beni övmüyorsun. Ben de aynı yorumları yapıyorum. Sen zaten birebir görüştüğün için abi. Birebir söylüyorsun. Aynı yorumları ben de o zaman yaptım. Aralar var gönderin dedim ben de burada. Çok söyledim bu yorumları. Ya ben bu spor şey sistem taktiksel olarak da Vitor Pereira baktığın zaman eğer ki hani defansif oynamak istiyorsa yani en azından defansif oynasak 4 stoperle çıkalım abi o zaman. Zalai sol bek olsun, Siteran sağ bek olsun, ortada da Kimmince ile Serdar'la çıkalım. Önüne de Gustavo'yu koyalım. En azından gol yemeyelim. O garanti olsun. Önüne de İrfan Can'ı, Mesut Özil'i, Pelkat'ı kimi koyarsan koy. Önden de bir gol buluruz. Yani madem öyle geçen sene Abdullah Avcı ne yaptı? Takımın başına gelince en azından dedi gol yemeyeyim. Kontrollerle vesaire geçen sene Trabzon top da oynamadı ama baktığın zaman yenilgi almadı. Yani madem öyle hani bir sistem defansif oynamak istiyorsan madem 5-4 stoperle çık Gustavo'yu da önüne koy. En azından şu gol yememe işini kapatalım. O da yok. Gol yiyoruz. Ama 4 stoper çok oynuyoruz. İşte 3 stoper önünde Gustavo. Ya öyle olmadı futbol oynayalım. Futbol oynayan hani iyi top oynayanları sür sahaya o da yok. Yani ne oradan vazgeçiyor ne hücum oynatıyor ne defansif oynatıyor. Yani biz de ne oynadığımızı bilmiyoruz ve takımın bir sistemi yok. Yani bir adam bir topçu pas veriyor nereye kaçacağını bilmiyor öbür adam atıyor boşa gidiyor. Yani futbolda baktığın zaman topçuların bir taktik hani bir taşta bile şey geliyor nedir onun adı bizim soldaki Novak. Uzun geçin, uzun geçin, uzun atıyor, kaleci alıyor. Yani hiçbir şekilde bir sistem gol atacak, duran top organizasyonları veya hücumda ikiye birler, teke tekler, uzun toplar, ara paslar. Ben kesinlikle çalışıldığını düşünmüyorum. Çünkü hiçbir şey göremiyoruz. Takım 12-14. Hafta olmuş. Hiçbir şekilde bir organize bir golümüz yok baktığınız peki, zaman. Peki Şefaat Bey. Çok sağ teşekkürler. Sağ olun kendinize bakın. Ender gelişen Osasuna çok değişik minik. Pereira'nın sezonu tamamlamayacağı %100. Fenerbahçe için sezon bitmiştir. Daha çok hafta var demek insanları kandırmaktır. Erol Bulut varken de daha çok hafta var diye sezon bitti demiş Ender gelişen Osasuna. Musti Tere İzmir'den selamlar abi. Fenerbahçe uçuşa geçmek istiyorsa mutlaka Yılmaz Vural getirmelidir. Eğer gelirse Fenerbahçe ikinci olur. Bir Trabzon, iki Fenerbahçe, üç Galatasaray demiş. Hani ilk üç nasıl şekillenir diye demin sormuştuk ya. Onunla ilgili de yavaş yavaş mesajlar geliyor. Devam edelim. Twitter'dan Instagram'a doğru dönelim. Telefon almaya da devam edeceğimizi belirtelim. İsmail Karaaslan. Abi günaydın. Günaydın demiş. Ali Bey basketbol ve futbolu da izlemiyor demiş. İyi işler yapmıyor demiş İsmail Karaaslan. Fatih Uk. Günaydın dünyanın en yakışıklı radyocusu, gazetecisi Aygün abi. Vay 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 Fatih kardeşim böyle gelişte.
O da Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe uçurur demiş başkanlık anlamında. Fatih Ulk. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? İsmim Kasım. İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Kasım Bey. Hoş geldiniz. Birkaç defa yine görüşmek Evet istedim. Doğrudur. Benim birkaç şeyim var. Özellikle söyleyeyim, siz de Rıdvan Dilmen'den aşağı değilsiniz. Çok iyi yorumlarınız var. İşte böyle evet. Gelin bana. Demin Fatih Uk kardeşim yakışıklı, karizmatiksiz Rıdvan. Rıdvan Hoca da zaten beni dinler falan dermişim ben şimdi. Hocamı da çok severim, çok saygı duyarım. Hakikaten bakın, şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim sözünüzü kestim de. Net söyleyeyim, maç bitti yer bitmez. Dün onu Türkiye Spor, dün değil evvelsi gün Türkiye Spor Yazar Derneği'nde Oğuz Tongsir'e de aynı muhabbeti yaptık. Mesela maç bitiyor değil mi? Fenerbahçe atıyorum, Göztepe'li oynadı. Düdük çalar çalmaz TRT'ye dönüyorum biliyor musunuz? Otomatikman. Gerçekten Rıdvan Hoca ne diyecekti çok merak ediyorum. Hakikaten evet. Çok da benim için çok önemlidir Rıdvan Hoca'nın kelimeleri, cümleleri. Mesela Mehmet Demirkol da çok iyidir mesela. Onu da çok severim. Buyurun. Rıdvan'ı seyretme şansını buldum ben zaten. Onun o dönemde muhabirdim zaten. Ben hocamın o sakatlığı döneminde o Ortaköy'de neler yaşadık biz hocamla ya. Neler çekti hocam benim ya bilmez miyim? Müthiş bir adamdı zaten. Ve o dönemin açıkça söyleyeyim maalesef... Teknoloji bu kadar gelişmediği için sakatlıklardan dolayı şey oldu. Eğer şu andaki dönemde bu hani çok gelişmiş ameliyatlar, teknikler falan o dönem olsaydı Rıdvan hocamı keyifle çok daha uzun izlerdik ben size söyleyeyim. Bir de şey var Aygün Bey, yani şimdi bizim Türkiye Ligi'nde bu tip futbolcuları koruma şeyimiz zayıf, yani hakemler bunları korumuyorlar. Ya doğru mahvettiler ya, vurmalar, itmeler, ayaklarına yapılanlar doğru. Yani kesinlikle. Buyurun Kasım Bey. Ben şimdi Trabzon'la ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Trabzon şu anda şey için konuşmuyor. Hakemler için konuşmama kararı aldı değil mi? Trabzon almadı sadece. Yani Trabzon önlendiğinde, yani başkanın önerdiğinde 14. Ama kabul etmeyebilirlerdi diğer kulüpler. Tabii etmeyebilirlerdi. Etmeyebilirlerdi. Trabzon'un arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Nasıl algılarlarsa algılasınlar. Ben hatırladığım kadarıyla Trabzon'dan bir hakemimiz çıkamadı. İki hakem çıkamadı. Yani kulübede kaldılar. Soyunma odasında kaldılar, çıkamadılar. Hacı İbrahim Bey dönemiydi galiba. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı daha, devreye girdi. Biliyorum o dönemi çok iyi biliyorsun. Yani bunları hatırlasınlar lütfen. Ve kendilerine hata yapıldığı zaman da çok sağlam konuşuyorlardı. Sondan bir önceki maçta gördük yani bariz. Yapılan hareketi her neyse. Gaziantep maçında yapılanı gördük. Ben Fenerbahçe ile ilgili de şey söyleyeceğim. Şimdi geçen sene ben her bağlandığımda Erol Bulut olmaz diye sezonun son 5-6 maçına mı 6-7 maçına kaldı. Ondan sonra gönderdiler. Dolayısıyla Ali Erim'in programına katılmıştım. Aynı şeyi telaffuzu bulundum. Bana dediler ki tamam dediler, doğru söylüyorsunuz veya öyle şekilde düşünüyorsunuz. Kim getirilsin? Ben dedim kim gelirse gelsin bundan daha iyi olur. Dolayısıyla gelen kişi de biliyorsunuz Emre oldu. Emre Belezoğlu. Ve birçok şey fark etti. Yani çok şey fark etti. Bunda da aynı. Yani şimdi mesela Pereira maç başlıyor. Bir takım hazırlamış. Oynatıyor. Öyle bir değişiklikler yapıyor ki aklım almıyor yani. Yani futbolcu oyuncu değiştirmek için oyuncu değiştiriyor. Yani takımın komple dokusunu kimyasını bozuyor. Bir anda 5 tane futbolcu değiştireceğim diye, yani bu 5 tane futbolcu değiştirmek de hocalar için avantaj. Büyük avantaj hem de, büyük avantaj. Ama Pereira için çok büyük bir dezavantaj. Her maçta aynısı. Yani enteresan değişiklikler. Bir onu oradan alıyor, oraya. Ya 90. dakikada Mesut'un yerine Zalai ne yaparsın? Niye böyle bir değişiklik düşünürsün? Hiç aklıma gelmiyor mesela. Dolayısıyla bu hocayla yani... Ya olabilir yani, bir de şöyle bir şey var, benim denen bir şey denemeyeceksin, yok yani. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nurlar yağardı. Türkiye'ye hep ne hocalar geldi, Gosselin geldi, olmadı. Kimya tutmuyor, işte Beşiktaş'a şey geldi, Aragones geldi, tutmuyor. Kimya tutmuyorsa tutmuyor yani, bunlarla tutmuyor yani. Fenerbahçe'nin dokusu farklı, çok farklı bir dokusu var. Kimya tuttuğunu düşünmüyorum. Yani açıklamalarıyla da belli zaten. İnşallah hayırlısı olur. Başkanımız bu sefer erken
müdahale eder. Geçen sene valla ben de aynı görüşteyim. Hiç olmazsa önümüzdeki yılları kurtarma adına yapılması gereken hamlelerin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani erken hareket edilirse başarı gelebilir. Bir de şöyle bir şey var. Bizim son bundan sonraki ilk 5 maçımız 5 maçımız içeride galiba. İçeride evet. İçeride. Büyük avantaj. Büyük bir avantaj. Bana dediler yani seyirci küsmüş. Seyirci yeni bir enerjiyle. Yeni bir havayla yeniden o tribünleri doldurur. Doğru. Kesinlikle kesinlikle. Yani bunda bir hava yakalayarak bir 3-5 maçı üst üste bir toparlarsa takım bir bakarsınız çok farklı bir yerde olabilir. Yani bu geç kalınmış bir şey yok bence. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Kısa bir ara. Aradan sonra telefon alma devamımız. 11-10 kalıya kadar telefon alacağız. 11-10 kaladan itibaren programın ikinci bölümüne geçeceğimizi belirtelim. Çok kısa bir ara verelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Adem Göktaş. Abi günaydın. Pereira kısacası buranın ağası da paşası da benim diyor demiş Adem kardeşimiz. Ramazan Geleş, ilahi adalet diyorum. Sayın Fatih Terim'e yapılan haksızlıklar gün gelip herkesin yüzüne vuruyor. İlahi adalet diyorum. İnşallah okursun yayında demiş. Okuduk valla gördüğünüz gibi. Hasan Kurt Bey, selam abi, inşallah okursun. Herkes niye öyle diyor? Okumuyor muyum ben mesajlarınızı? Sen Ali Koç'u savunan birisin ama Ali Koç'un Pereira'nın arkasında durmasına ne diyorsun? Şu takımda hedef olması, vasıfsız olması sence nasıl bir sen nasıl bir gazetecisin? Ali Koç'a sorsan abi, Sayın Başkan bizim sizin hayalinizdeki Fenerbahçe nasıl, bana bunu soruyorlar. Lütfen abi bu Pereira'da görüp de bizim görmediğimiz özelliği sorar mısın demiş Hasan Kurt Bey. Bir iki mesajımız daha okuyalım, sonra dinleyicimizi alalım. Yasin Nacak. Merhaba abi, günaydın. Pereira giderse yerine kim gelir? Aklıma hoca gelmiyor. Çağdaş Atan ya da Okan Buruk olur mu demiş. Okan Hoca çalışamaz arkadaşlar. Bu dönemde biraz sağlıksal bazı çocuğuyla ilgili bazı sıkıntılar var. Okan Hoca'ya çok fazla teklifler var ama şu an onlarla ilgilendiği için bu dönem çalışmayı düşünmüyor. Belki sezon başı düşünebilir. Bir de ara dönemlerde teknik direktör bulmak da biraz kolay değildir. Çünkü gelen teknik direktör kendi kurmadığı bir takımı çalıştırmak zorunda kalacaktır. Ondan dolayı kolay değil. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar. Kime görüşüyoruz? Merhabalar. Gebze'den Binali ben abi. Aylar oldu sana bağlanamadım. Deniyorum ama bağlanamıyorum. Çok seviliyorsun Binali abi. Çok teşekkürler sevgili kardeşim. Binali kardeşim. Buyurun Binali Bey. Hoş geldiniz tekrar. Abi, hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Bu Yağız Sabuncuoğlu var biliyorsunuz. Ben çok severim kendisini bu arada. O dün bir tweet attı. Hoca Süper Lig'den bir hoca gelecek tarzı evet. Bir şey tweet atmış. Ama genç hoca dedi. Genç hoca da ben araştırdım. Bir tek Fatih Karagümrük'teki hocayı bulabildim. Hani onun gelmesi ne kadar doğru olabilir? Yani bu biraz tartışmayacak. O yalanlandı haber ya. O Fatih Karagümrük'ün hocasıyla ilgili çıktı bir haber. Daha sonra Süleyman Hurma da yalanladı haberi. Onu da söyleyeyim. Ama tabii şu da var. Şimdi seneyi tam hatırlamıyorum. Fenerbahçe o zaman yönetim binası şeyde Kalamış'ta. Siz bitirin sözünüzü, ben bu anımı anlatayım bari. Buyurun, ben sizin vaktinizi çalmayayım. Buyurun. Buyurun. Abi. Buyurun. Bir de şey, hani bu iş nasıl buraya geldi? İnan aklım almıyor. Hani Pereira'dır vardır bir bildiğinden. Şu an artık gerekirse tazminat verilirsine gönderilirsine kadar. Tazminat yok dedi başkan. Tazminat yok dedi. Tazminat yok dedi. Evet ama hani verelim de gönderilime kadar geldik. Hani ekstra verelim de gitsin, bir an önce gitsin gibi. Anladım. Bir konuya geldi. Taraflar artık çok bunalmış durumda. Hani bakıyoruz kalite olarak kadro gerçekten çok kaliteli. Ama sonuca gidemiyoruz. Gole gidemiyoruz. Değişiklikler zaten akıl alıcı değil. Biz bilmediğimiz halde bir kadro kursak daha iyi kadro kururuz diyoruz hepimizden. Umarım Fenerbahçe doğru yolu çabucak bulur hocam. Çünkü daha ligin ortalarına bile gelmedik hani bana göre. Daha çok su akacak altından. Olabildiğince çabuk bu iş toparlanmalı diye düşünüyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ ol. Şimdi Binali Bey deyince hani bu haber çıktı falan filan, ne oluyor ne bitiyor diye. Fenerbahçe'nin kulüp binası o zaman Kalamış'ta. Faruk Ilgaz tesislerinin yanında. Sayın Vefa Küçüğün yapmış olduğu binaydı. O restorasyonunu yaptı. Neyse, o binada merdivenlerden Abdullah Kıl çıkıyor. Basın sözcüsü. Abdullah abi de çok severim. Abdullah abi dedim ya. Ya dedim işte şu ismi tam şimdi hatırlayamam. Şu isimli futbolcu dedim. Transfer olmuş dedim. Ne diyorsunuz dedim. Döndü bana. Ya Aygün dedi ya. Allah aşkına ya Aygün dedi ya. Aynen cümle bu.
Ya kardeşim dedi ya, bunları nereden çıkarıyorsunuz dedi ya. Hiç alakası yok dedi. Nereden bunları buluyorsunuz, nereden çıkarıyorsunuz dedi. Neyse ben de inandım. Gazeteye de dedim ki yani şu anda öyle bir durum yokmuş, bilginiz olsun dedim. Bizim yapmış olduğumuz konuşma falan Abdullah abiyle saat 10-10.30 falan filandı. Saat 2'de Abdullah abinin yanında benim o söylemiş olduğum topçeli imza töreni vardı. Yani bazen bu yalanlamalardan onu söylemeye çalışıyorum. Gerçek çıkıyor. Özellikle kulüplerin yalanlamış olduğu haberlerde, bazı isimlerde gerçeklik payının çok fazla olduğunu söylemem gerekiyor. En basit örneği bu yani. Sabah 10-10.30'da beni yalanladı. Saat 1.30-2'de aynı futbolcuyla yan yana sevgili Abdullah Kığıl'ı imza töreninde yan yana fotoğraf verdi. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Ben Yücel, Kocaeli'den alıyorum. Buyurun Yücel Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir Beşiktaş taraftarı olarak devamlı dinliyorum. Yani kaçırmıyorum ama üzgünüm diyorsunuz. Nasıl bükürdüğüme hayret ediyorum. Niye? Ve Halıdere'den de selam. Benim memleköyüm. Evet, Halıdereliyim evet, ben. Evet. Baba tarafından. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Aygün Bey. Vallahi epeydir gidemedik Halıdere'ye ya. Vallahi çok özledim aralarda. Vallahi çok güzel yer orası Aygün Bey. Ama eski hali daha iyiydi. O kirazların tabii çıktığı o tepelerde. Şimdi bilmiyorum son durum ne. Her yer bina oldu orada da maalesef. Her yer bina oldu ama yine deniz kenarı sakin. Sakin değil mi? Evet, geçerken böyle eskileri bir anıyorum. Balık çıkıyor mu yine? Vallahi balık tutmaya nasıl şey olmuyor, fırsat olmuyor. Çıkıyor mu peki? Esnen çok çıkıyordu da oralarda. Duyuyorum, çıkıyor yine, çıkıyor ama eskisi gibi değil. Eğer duyuyorsak da demek ki kötü durumda yani, o kadar şey değil demek ki. Evet. Buyurun, buyurun Yücel Bey, hoş geldiniz tekrar. Ne bileyim, ben sizin sesinizi duymak için aradım yani. Sağ olun valla. Canlı yayına katılıyorum. Biraz her zaman bekleriz Yücel Bey, olur mu öyle şey, buyurun. Evet. Bir Beşiktaş taraftarı olarak yani kimse şey yapmasın. Yani biz Sergen Hoca'dan yine de memnunuz. Yani gelirken İyiydi, şampiyon yaparken iyiydi de birkaç maçta kötü olduğu zaman mı göndermek lazım? Yani biz Sergen Hoca'yı her zaman... Ya geçen sene iki kupayla kapatmış bir teknik direktörü yani... Evet, bir anda biz silemeyiz yani. Silemezsin tabii. Evladımız o. Bence sahip çıkılması çok yerinde bir karar. Tabii. Arkasına durulması yerinde bir karar. Sergen Hoca'yı da kazanılması anlamında yerinde bir karar. Belki o dönemde yanlış bir şeyler yapılsaydı belki de çok daha farklı olabilirdi. Sergen Hoca'yı kaybedebilirdik. Belki böyle bir teknik direktörü kaybedebilirdik. Belki futbolun uzunca bir süre kopabilirdi o moral bozukluğuyla. Ama evet, şu anda arkasına durulması bence yerinde oldu. Tabii ki. Yani basından duyuyoruz böyle, Şenol Hoca diyor gelecek. Madem gelecekti niye gitti? Yani biz kesinlikle Sergen Hoca'dan memnunuz. Peki. Yani şimdilik. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun Yücel Bey. Kendinize çok iyi bakın. Sizin nezdinizde İzmit'e, Halıdere'ye, Değirmendere'ye hepsine selamlarımız olsun. Evet. Saatlerimiz 10.42'yi gösteriyor. Abi günaydın. Vitor gidiyor nihayet. Gelecek hoca. Nereye gönderdiniz Mehmet Baran Bey? Gelecek hoca oyuncuları çok iyi tanımalı ve taraftarı iyi bilmeli. Yani Perkas varken Rossi oynamaması lazım vesaire. Böyle bayağı değişiklikler ve sistem demiş Mehmet Baran. Ya şunu söyleyeyim. Bunu hep söylüyorum zaten. Sizler de zaten ya gene Aygün aynı şeyi söylüyor diyeceksiniz ama Tuncay Toraman demiş ki günaydın Aygün abi, benim mesajların çoğunu okuyorsun abi, onu belirtmek istedin demiş. Vallahi gelen mesajları okuyorum. Okumaya da çalışıyorum. Bir yandan Instagram'a dönüyorum, bir yandan Twitter'a dönüyorum. Bir şey de söyledim, unuttum tabii o anda. Neyse, dinleyicimiz alalım. Günaydın. 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 Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Kenan, ben İstanbul'dan Aygün abi. Buyur Kenan kardeşim, hoş geldin. Buyurun. Hoş bulduk. Ya ben Fenerbahçe hakkında konuşacağım. Tabii ki. Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Ali Koç ve Vitor Pereira, özellikle Vitor Pereira, şu oynattığı futbolu tribünde sıkılmadan kaç dakika izleyebilir? Ben çok merak ediyorum ya. Taraftar yani, Ali Koç, taraftar Ali Koç. Taraftar Ali Koç'un Pereira ile ilgili düşüncesini ben de çok merak ediyorum. Bak çünkü başkanın iki yönü var. Taraftar yönü var. Çünkü tribün içinden gelen, hatırlarsın fotoğrafları, ben çünkü Sayın Başkan'ı tribünlerde çok gördüm. Maç izlerkenki halini çok gördüm. O zaman tabii şeydi, taraftardı. Taraftar Ali Koç'un teknik direktör Vitor Pereira hakkındaki düşüncesini ben çok merak ediyorum. Soracağım da bunu yani. Nedir düşünceniz diye taraftar olarak soracağım. Başkan olarak değil ya, tabii bu soruyu. Aygün abi, inan olsun sana, 5 dakika tahammül edilir, izlenmeye 5 dakika tahammül edilir bir futbol yok sahada ya. Gerçekten yok. Yani ne yaptığını bilmeyen futbolcular, hiçbiri olması gereken yerde değil.
Ama burada şimdi bak gene şunu söyleyeceğim. Ederken, şunu söyleyeceğim takımı, kendine. Takımı inşa ederken 10-12 tane hep aynı bölgeye transfer yapıldı abi. Şimdi bak sol kanadımızda bir sol kanatta oynayacak futbolcumuz yok. Sağ kanatta oynayacak futbolcumuz yok. Hep devşirme futbolcular bunlar. Orta saha şeyli kanat oyuncuları üretmeye çalışıyoruz. Ve gereken verimi alamıyoruz abi. Ya şunu sana söyleyeyim, ben Fenerbahçe kadrosunun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani bugün Türkiye'den herhangi bir teknik direktörü, Sayın Fatih Hoca olabilir, ne bileyim Sayın Abdullah Avcı olabilir, Sayın Sergen Yalçın olabilir, ne bileyim İlhan Palut Hoca olabilir. Yani herhangi bir hocaya sorsanız, Fenerbahçe'den mesela hangi futbolcu almak istiyorsanız deseniz, büyük ihtimal der ki Pelkas'ı isterim der, İrfan Can'ı isterim der. Mert Hakan'ı isterim der ki o dönemlerde bunlarla ilgili kimi isterim der, Zalai isterim der. Yani o kadar çok futbolcu var ki Fenerbahçe'de kadro anlamında, iyi anlamında, ama maalesef öyle bir teknik direktör var ki beyin olarak da futbolcuları maalesef küstürdü. Bir de yani kadro iyi. Zaten kişisel anlamda, isimsel kariyer anlamında diyecek bir şeyim yok. Ben şimdi Ferdi'nin sahada oynadığı mücadeleye zaten bir şey demiyorum. Ama Ferdi sol kanat oyuncusu ya da sağ kanat oynayınca sağ kanat oynayacak bir oyuncu değil ve takıma katkı sağlayamıyor ki bu bölgede. Ya burada Mesut Öz dünyanın en iyi 10 numarasını sol yani, kanatta adam kovalattı ya. Yani, daha ne diyeceksin herkes, şimdi? Göztepe maçının yıldızını dışında oynamak zorunda kalıyor. Ya Göztepe maçının yıldızını oyundan çıkardı. Burada ne diyeceksin şimdi? Burada ya. Sayın Başkan'ın ne suçu var? Şimdi diyorlar ki Ali Koç'u niye bu kadar savunmuş? Ben Ali Koç'u savunmuyorum. Orada Aziz Yıldırım da olsa aynı soru söylerim. X bir başkan adayı da olsa, X bir başkan da olsa aynı şeyi söylerim yani. Burada... Yani biz Fenerbahçe'de zaten 7-8 taneye yakın orta saha, ön libero. Geniş bir kadro kurulu aslında. Yarı sonra hiç oynayacak futbolcu vardı. Niye tekrar Vitor Pereira gelip yine aynı bölgelere 4-5 tane daha transfer yaptırdı ki? Ve bunları göre göre niye bizim başkanımız kabul etti? Ben onu anlamıyorum. Yani şu Pelkas gibi bir futbolcumuz varken niye Diego Rossi alındı? O şey Max Meyer niye alındı? Bunları ben çok merak ediyorum ya. Yani. Bazı cümlelerine katılıyorum. Batmayer'le ilk 11'de başlamak nedir yani? Katılıyorum. Yani bak şimdi baktığın zaman, kadroya baktığında 4 Luis Gustavo, Miazex, Crespo, İrfan Can, Jose Sosa, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, baktığında bazı bölgeler çok yoğun bir transfer yapıldığını görüyorsun. Çok yoğun. Ama şimdi gene aynı şeyi söylüyorum. Şimdi kanatlara baktığında Ferdi'ydi, Novak'tı, Burak Kapaca hiç oynatmıyor zaten. Öbür tarafa baktığın zaman hiç oynatmıyor. Osayi'yi görüyorsun, işte Nazım Sangare'yi görüyorsun. Yani defans... Ya kadro hakikaten iyi kadro. Yani bak ne söylüyorum, hakikaten iyi kadro. Abi biz Göztepe ile oynuyoruz. Göztepe bize karşı çift forvet oynuyor. 3-4-1-2 oynuyor. Biz bu hoca geldiğinden beri 3-4-3'te ısrar ediyor. 3-4-1-2'den çok fazla bir farkı yok 3-4-3'ün. Yani Göztepe bize 3-4-1-2 ile iki tane forvetiyle çok önemli pozisyonlar yarattı. Yani biz bir tane pozisyona girebildik. İrfan Can Kahveci ile golü bulduk Serdar Dursun'la. Yani iki tane forvetle Göztepe gibi bir takım, bu sene şimdi oynayacak bir takım Fener'e çok zor dakikalar yarattı ya. Sağdan atıyorlar, soldan geçiyorlar. İki tane uzun topla yani bizim defansımızı Allah topu gibi attılar. Yani bunu anlamak çok zor yani. Biz 3-4-3'ü oynayamıyoruz. Adamlar 3-4-1-2'yi oynuyor. Dünkü 2-3 tane pozisyonla, pazartesi dünkü maçta 2-3 tane pozisyonları vardı. Onlar da girse 3 ya da 4'lük yapacaklar bizi. Anladım. Peki. Çok enteresan. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim abi. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkürler. Fatih Uluk demiş ki abi Ömer Erdoğan'la 1,5 yıllık anlaşma oldu demiş. Fenerbahçe ile ilgili onu sormuş. Duydu mu demiş. Duymadım. Ümit Hamza abi ilişkimiz karşılıklı mesajlaşma seviyesine kadar geldi. Okumadım, bir tane mesajım yok. Hepsini okudun demiş Ümit Hamza kardeşimiz. Devam edelim. Instagram şu anda yıkılıyor.
Mehmet Kaya, Aygün güzel futbol mu, başarı mı, para mı ya da 3-1 arada. Fenerbahçe Ali Koç başkanlığında olmaz. Bu da benim kanaatim. İlk yılda olmayan 4 yılda da olmaz. İyi yayınlar demiş Mehmet Kaya. Vedat İnalcan, abi selamünaleyküm. Madem Vitor Hoca'nın tazminatı yok, neden hala gönderilmişti? Bu soruyu ben de sordum. Tazminatı yoksa niye tutuluyor? İrfan Can'ın 5 ile 10 maç arası ceza verilirse kınıyorum bu olayı demiş Vedat İnalcan. Tabii oradaki rapor çok önemli. Bilmiyoruz, görüntüleri görmedik. İşte güya İrfan'ın futbolcunun boğazına sarıldığı yönünde görüntü varmış. O andaki oradaki TFF temsilcisi bu görüntüyü çok iyi bir şekilde çekmiş. Ve ondan dolayı bununla ilgili sevk olmuş. Ama tabii ki görüntüleri görmek lazım. Sadece TFF temsilcisinin çektiği görüntü değil, o koridorlarda da biliyorsunuz hem emniyetin polis kameraları var, hem de statların kendi kameraları var görüntü anlamında. Yani onlara da bakıp ondan sonra net bir şey söylememiz lazım. Eğer zaten İrfan görüntülerde bunu yaptıysa, yani o zaman suç işlediyse suçun cezasını çekecek. Özgür Akay demiş ki, abi yazıyorum okuyorsun, teşekkürler. Abi futbolcu olarak 3 büyükler talip olunca yıldızdı ama bize gelince Mesut'un gölgesinde bırakıldı. Hoca olarak ışıl ışıl parlıyor. İnşallah bizi uçuracak. Gençlere bir sarılışı var, görmelisiniz. Emin olun tüm şampiyonluk adayları peşine koşacak. Yerli Nagelsmann'ımız, Klopp'umuz, Nuri Hoca ve gençleri geliyor. Hazır olun abi demiş. Evet, Nuri Hocama da tebrikler. Özgür Akay'ın mesajını da okuduk. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra ters köşeye devam edemiyoruz. Telefon almayacağız. Pardon, çok özür dilerim. Telefon almayacağız. Programın ikinci bölümüne geçeceğimizi belirtelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Şimdi tabii bu İlhan Kuto'nun mesajını Hakan Can'a bağlandığımız zaman atmamız lazım. Çünkü 11-10 geçinden sonra Hakan abiye bağlanacağız. Esteban demiş ki, iyi yayınlar abi. Ali Koç başkan geldiğinden beri kaç tane hoca değişti, başarılı olamadı. Kim gelirse gelsin başarısız olacak demiş Esteban Nusya 01. Evet, bugün gündeme baktığımız zaman gündemde biraz daha gazetelerde özellikle Trabzon haberlerinin çok fazla öne çıktığını görüyoruz. Hakikaten Trabzon'da bu sene tarih yazmaya başladı. Şu an hattımızda Güne Bakış ve Futbol Aranı'ndan Nurgül Günaydın var. Nurgül, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi bugün başlıklara baktığım zaman sevgili Nurgül, 3 büyüklerin 3'ü de geçtiğimiz sezon 14. haftada yakaladıkları performansın çok altındalar. Evet. 36 puanla lider olan Trabzonspor da geçen sezon oranla 16 puan fazla topladığı gözüküyor. Bir de 14 maç sonunda 2.57 puan ortalamasını yakalamış Trabzonspor. Eğer böyle devam ederse, bu performans devam ederse 97 puanla mutlu sona rekor bir puan sayısına ulaşılacağı tarzı haberler var. Neler söylersin? Evet Aygün Özipek, senin de söylediğin gibi o kadar çok istatistikler, o kadar çok rakamlar var ki artık yani gazete sayfalarında her gün şunu yazmış mıydık, bunu yazmış mıydık, şu istatistik girmiş miydi şeklinde artık spor servisini arkadaşlarla tartışıyoruz. Gerçekten senin de söylediğin gibi çok iyi bir performans, çok iyi rakamlar, kendi rekorlarına egal ediyor Trabzonspor. Hatta dün biz gazetede şöyle bir haber girdik. 14. haftalar itibariyle de Trabzonspor mesela bir tarih yazdı. Geçtiğimiz sezonlar ve yani bu sezona kadarki olan sezonlar boyunca 14. haftalar itibariyle de yeni bir tarih rekor yazdı. Hatta artık ne yazalım başlığa, ne koyalım, çünkü aynı şeyleri kullanmak da istemiyoruz. Bu anlamda Trabzonspor dediğin gibi eğer bu şekilde devam edecek olursa gerçekten rekor ve yeni bir tarihi rakamla şampiyon belki olacak. Tabii bunu söylemek için bana göre de çok erken. Hatta seninle dün konuştuk, sohbet ederken de ben bunu söyledim. Hep bir yanımız temkinli deriz ya, yani o şekilde de aslında devam etmek gerekiyor. Abdullah Avcı da sürekli bunu söylüyor. Çünkü bana göre de, ben çok katılıyorum buna, koskoca bir ikinci yarı var ve bitmemiş bir 4 hafta daha var önümüzde. O yüzden tabii ligin neler getireceği, neler olacağını kestirmek çok mümkün değil. Bir bakıyorsunuz geçtiğimiz sezonlarda senin de çok iyi bildiğin gibi alışık olduğumuz bir tablo vardı aslında. 4 büyük takımın hani 2 tanesi 3 tanesi kaybettiği hafta muhakkak diğeri de kaybediyordu.
Evet. Yani geleneği bozmadılar diye başlıklar atıyorduk. Ama bu sezon çok farklı. Üç büyük takım kaybediyor, Trabzonspor kazanmaya devam ediyor. Yani. Ama sadece da... Trabzon, üç büyükler kaybetmiyor. Evet. Trabzon'un haricinde Trabzon'la mücadele içinde olan evet, yani hafta... diğer takımlar da kaybediyor. Evet, bu hafta Gaziantep ve Hatay da kaybetti. Evet. Gerçekten çok ilginç şeyler oluyor ligde. Hani insan gerçekten şaşırmamak elde değil ama dediğim gibi yine de bir yanımız temkinli çünkü devre arası var. Devre arasında takımlar senin doğru bir tespitin var aslında. Ekonomik şartlar neyi gerektirir, ne kadar takviye yapacaklar o da belli değil ama yine de ben ikinci yarının çok şey gibi olabileceğini düşünüyorum. Yani herkes bir silkelenecektir. Tabii Trabzonspor'un işi çok zor. Bana göre Aygün Özpek şunu da söyleyeyim. Trabzonspor şu anda rakipleri üzerinde şöyle bir baskı kurdu. Bundan sonra örneğin işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve en yakın takipçileri işte Hatay Spor, Konya Spor. Trabzonspor kazandıkça kendi üzerlerinde bir kazanma baskısı oluştu şu anda. Benim tespitim bu yönde. Çünkü her maç kazanmak zorundalar ve kazanmak için sahaya çıkmak zorundalar. Bir de rakip de şimdi bu seriye son vermek için ayrı bir mücadele edecek. O da var. Ama yani en önemlisi Trabzonspor'la yarışacak olan takımların üzerindeki baskı çok önemli. Çünkü Trabzonspor'un bu kadar puan farkını açmışken onların mutlaka kazanması gerekiyor ve bu psikolojiyle sahaya çıkacaklar. Bana göre onların işi de çok zor. Çünkü her maç kazanmak zorundalar. Bundan sonra onların kaybetme lüksü yok. O yüzden Trabzonspor bu kez biraz da rakipleri üzerinde böyle bir baskı kurdu. Ha, tabii ki Antep örneğin işte burada Trabzonspor'u mağlup etmek için iyi bir futbol oynadı. Gerçekten iyi, güzel bir maçtı. Trabzonspor eleştirilmedi mi? Eleştirildi tabii ki. Yani kötü futbol ama nihayetinde kazanan bir takım. Yani Trabzonspor kazanıyor. Yani kötü de oynuyor. Kötü de oynasa kazanıyor. Kazanıyor, doğru. Evet, yani kazanıyor çünkü takım veriyor o reaksiyonu. Bana göre bir alışkanlık haline gelmiş gibi yani Trabzonspor'da. Şimdi Nurgül, iki sene önce Başakşehir'le Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi veriyordu. O dönem sen de çok iyi biliyorsun. Evet, evet. Ve o dönemde herkes işte bu sene şampiyon Trabzonspor olur diyordu. Trabzonspor tabii şampiyonu son anda maalesef kaptırdı. Başakşehir'e kaptırdı. Bu sefer biraz bu yüzden mi bu kadar çok temkinli davranılıyor? Kesinlikle yani. Yani bir de şunu sormak istiyorum. Sözünü kestim. Hı, böyle bir dönemde şampiyonluk kaybedilmesi şehre de çok büyük bir psikolojik sıkıntı yaratır mı? Sıkıntı mı yaratır? Müthiş bir çöküntü yaratır. Şöyle bir şey var. Başakşehir'le yarıştığı dönem Trabzonspor'un Başakşehir öndeydi. Sen de çok iyi biliyorsun. Sanıyorum 3 puan falan. Hatta ben hiç unutmuyorum Denizli maçına Yunus Emresel arkadaşımızla birlikte gitmiştik. İki muhabir hatta maç saatine yetişmiştik. O maça giderken işte Başakşehir'in Konya'da mağlup olması, Trabzonspor'un Denizli maçında ilk yarıya önde kapatması. O günü aslında kafa kafaya gelmişlerdi ilk defa ve Trabzonspor işte o dönem çok yakalamıştı. Şampiyonluğa biraz daha yaklaşmıştı ama ne olduysa o Denizli maçından sonra oldu. Orada bir düşüşe geçti Trabzonspor. Çünkü Başakşehir önde gidiyordu o döneme kadar. Orada bir yakalama fırsatı oldu. Hep kafa kafaya gittiler ama son anda yine Başakşehir şampiyon oldu. Ama dediğin gibi eğer bu sezon şu farklarla işte şu puan farkları kapatılıp da atıyorum Trabzonspor ligi şampiyon olarak tamamlamazsa gerçekten şehirde büyük bir kırılma yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü uzun yıllardır futbola çok küsmüş taraftarla da karşılaşıyoruz. 96 yılından beri hatta süreçten beri çoğu insanla konuştuğumuz zaman yani ben artık maçlara şu tarihten itibaren gitmiyorum. Ben şu tarihten itibaren futbola küstüm. 96'ya kadar uzanan bir süreç aslında bu. Çünkü Trabzon insanı çok büyük hayal kırıklıklarına alışık değil ama bu sezon çok daha farklı bana göre yani umarım olmaz ama yani bu saatten sonra dönüp de hani bu 15 puan 13-14 puan fark 16 puan fark kapanıp da hani şampiyonluk giderse o zaman Allah korusun çok şeye gebe olur diye düşünüyorum bu. Nurgül çok kısa bir reklam aramız var. Çok kısa bir reklamdan sonra devam edebilir miyiz? Hem transferi de sormak istiyorum. Çok kısa bir ara verelim. Çok kısa bir ara. Evet, saatlerimiz 11.02'yi gösteriyor. Hattımızda da Güne Bakış ve Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın var. Tabii Nurgül bu puan farkı rakibe bir psikolojik baskı yapıyor ama öbür taraftan da futbolcular acaba rehavete sokabilir mi? O da var.
Böyle çok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dün de sosyal medya hesabından Hamşik'in güzel bir ifadesi oldu. Yani disiplini elden bırakmayacağız. Yani çok erken şampiyonluktan bahsetmek için çok erken dedi. Aslında Trabzonspor'u seninle daha önce konuşmuştuk. En büyük şanslarından birisi de bana göre bu sene kadrosuna Hamşik gibi, Bakasetas gibi tecrübeli ve çok iyi oyuncuları bulundurması ki diğer oyuncular da işte Abdülkadir Ömür olsun, Berat olsun Trabzonspor'da basın mensuplarına verdikleri röportajlar hep şunu dile getirmişlerdi. Özellikle Hamşik'in tecrübelerinden inanılmaz derecede yararlanıyoruz. Bize sık sık bir araya gelip konuşuyoruz. Bize tecrübelerini aktarıyor ki dünkü verdiği mesaj da bana göre bu yönde çok önemliydi. Yani sosyal medyada sadece 14 maç oynadık ve şampiyonluktan bahsetmek için çok erken. Yani bu çok güzel bir mesaj bana göre de hem takım arkadaşlarına hem taraftara güzel ve önemli bir mesajdı. Ben Abdullah Avcı'nın da bu anlamda oyuncularını sürekli oyuncularıyla konuştuğunu biliyorum. Onlara işte Hamşik'in söylemlerinde olduğu gibi henüz yolun başında olduklarını, hatta Ahmet Ağoğlu da sık sık Trabzon'a geldiğinde şunu söylüyor. İşte biz işte dörtte birini oynadık, dörtte üçü kaldı şeklinde psikolojik olarak oyuncuların kafasına rehavete kapılmamaları yönünde telkinlerde bulunduğunu çok iyi biliyorum. Transferde durum ne Nurgül? Nurgül transferde. Yani transferde durum aslında Trabzonspor'da şu anda transferde iki ya da üç takviye yapılması planlanıyor. Ama en önemli transfer gündemi Trabzon'da sol bek konusunda bir arayışın olduğu. Yunanlı bir oyuncu vardı. Geçtiğimiz günlerde de bunu medyaya yansımıştı. Krikopoulos galiba. Krikopoulos zor bir isim var. Zor bir isim. Bunun 25 yaşındaki bu oyuncunun aslında Siopis ve Bakasetas'la da sanıyorum diyalogları olmuş. Onlarla da bir görüşme yapmışlar. Yani Trabzonspor hakkında bilgi aldığı yönünde. Ve bu transferin bana göre en yakın şu anda Trabzonspor'un gerçekleştireceği isim olarak ben dün hatta bu konuyla ilgili bir bilgi aldım. Çok devre arası transferinde ilk isimlerden birisi olabileceği söylendi bana. Ama Aralık ayı içinde Trabzonspor'un görüşmeleri tamamlayıp transferi bitirmeye çalışacağı. Çünkü tıpkı sezon öncesi olduğu gibi erkenden bitirip zaten ara devre olmayacak biliyorsunuz. Evet, hemen başlıyor. Hemen başlayacak. 3-4 günlük bir aradan sonra hemen başlayacak. Türkiye Kupası maçları olduğu için. Ama Trabzonspor'un önceliği dediğim gibi sol bek, bir sağ açık ve bir de sanıyorum işte Giannini ve Edgar'ın Afrika Kupası'na katılacak olmasının da etkisi olacak sanıyorum. Oralara daha doğrusu stopere bir tane takviye olabilir. Ama Trabzonspor bir yandan da oyuncularına gelebilecek teklifler konusunda temkinli. Hatta şöyle de bir duyum var. Şu anda Trabzonspor kapılarını transfer tekliflerine kapattı. Yani gelebilecek devre arası oyuncuların takımı hiç bozmama konusunda kararlı. Konsantrelerin bozulmasını istemiyor demek kesinlikle, ki. Kesinlikle bu konuda devre arasında takımdan herhangi bir oyuncu gelebilecek olan tekliflere de takımın kapıları kapattığı yönünde. Son sorum da şu olsun sana Nurgül. Aslında güzel bir soru. Tabii ki futbol. Trabzon'un bu başarısının bir sebebi de diyor, diğer takımlara göre sakatlık sorunu yaşamıyorlar diyor. Ama yani ben buna çok katılmıyorum. Sakatlık sorunu bu sene belki de en çok Trabzonspor'da yaşandı. Bakasetas, Hamşik çok takımdan son dönemlerde özellikle ayrı kaldılar. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Cervinho gitti. Perez sakatlandı, döndü. Trondsen sakatlıktan döndü. Yani bana göre biraz şey oldu. Bu sene aslında sadece Trabzonspor değil, takımların büyük çoğunluğu sakatlıklardan çok sıkıntı yaşadı. Özellikle yabancı oyuncuların kendi milli takımlarındaki maçlardan sonra sakat dönmeleri. Hamşik örneği. Hamşik'in iki maçta da iki ayrı maçta da gittiği her milli maç sonrası Trabzon'a sakat geldi mesela ve iki maç ara verdikten sonra Bakasetas en son Göztepe maçıydı sanırım sakatlandı. Trabzonspor da sakatlıktan bu sezon bana göre çok çekti ama şansı şu biraz kadrosu alternatif bir kadro, kadroya sahip ve oyuna giren sonradan oynayan oyuncular da yani oynamayanları sakatlar hiç aratmadı. Yani yeni oyuncular kazandı, kenardaki oyuncular da çok iyi bir performans gösterdi. Diopis, Yusuf Sarı bunların bana göre en belirgin örnekleri. Trabzonspor'da epey sakat verdi yani özellikle milli takımlara giden oyuncular açısından. Evet, hattımızda Güne Bakış ve Futbol Aradan Nurgül Günaydın vardı. Nurgül çok teşekkürler yerimize bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Evet, kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra da ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, saatlerimiz 11.09'u gösteriyor ve Hakan Can abimiz, Fanatika Spor Özel Hakan Can abimiz şu an hattımızda. Hakan abi, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın Genç Aygün. İyiyim ben. Sen nasılsın? Valla işte gençliğin verdiği heyecanla. Maşallah. Gençliğin verdiği heyecanla çalışmaya çalışıyoruz. Demin bir mesaj geldi sizle ilgili, de onu bulmaya çalışıyorum da. Aslında güzel mi? Ha, İlan Kuto. İlan Kuto demiş ki, Hakan Can abi selamlar. Geçenlerden Hakan abi dinlemek için kız arkadaşımı ekmiştim ama barıştık şu an. Beraber dinliyoruz. İsmi İdil. Harika. Benim ismi İdil'miş. Benim için Galatasaray'dan Beşiktaş'ta oldu ve onu da Hakan abi dinleyicisi yaptım demiş. İdil Hanım'a da sevgilerimizi iletelim. İdil kardeşimize de çok selam olsun. Bir daha herhangi bir şey için kendisini ekerse yine bıraksın. Şeyi. İdil Hanım'ı bıraksın. İdil Hanım bıraksın şeyi. Kardeşimizi. Ha şey, İlan Kuto'yu. Önce kız arkadaşı. Tabii canım. Tabii ben de ona kesinlikle katılıyorum. Ben de ona kesinlikle katılıyorum. Biz kız tarafıyız İlan, haberin olsun. Ama yanlarında da radyo olsun, bizi dinlemeye devam etsinler. Tamam, evet. O evet. Da olsun yani. Üç beraber olsun. Radyo, İlan Bey ve kız arkadaş. Hakan abi, bugün baktığımız zaman bütün gazetelerin çoğunda manşetlerde şeyi görüyoruz, Trabzonspor'u görüyoruz. Evet. Puan anlamında, başarı anlamında, istatistikler anlamında, rekorlar kırma anlamında. Hatta bu 2.57'lik puan ortalaması devam ederse 90 küsür puanla ligi bitireceği tarzında haberler var. Siz sezon başı böyle bir şey tahmin ediyor muydunuz? Bir de baktığımız zaman bugüne kadar hiç yaşanmamış bir olay görüyoruz sevgili Hakan abi. Üç büyüklerin üçü de maalesef ilk üç içerisinde değil. Çok gerideler. Neler söylersiniz? Şimdi önce maalesef'i açalım. Peki. Önce ben sana teessüf edeyim. Estağfurullah. Önce teessüf edeyim çünkü ben ilk programdan beri şampiyonluk adayının Trabzonspor olduğunu söylemiştim. Doğru. Onun için rahatım. Doğru. İkincisi, bu kadarını 2.57'yi Abdullah Avcı bekliyor muydu? Hayal ediyordur ama beklemiyordur. Çünkü şans dayanlarındaydı. Kötü oynadıkları maçlarda kazanmayı başardılar. Böyle gitmez ama şampiyon olacakları %99 artık. Yani çok büyük hatalar yapması lazım. Bunu da şuna dayanarak söylüyorum. Trabzonspor muhteşem falan oynamıyor. Rakipler de gerçekten çok kötü. Şimdi şöyle bir şey olur. Aynı oyunu oynarsınız 3 aşağı 5 yukarı ama işte aynı oyun oynanmıyor. Trabzonspor'un anormal düşmesi ve kötü oynamaya başlaması lazım. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de hep kazanması lazım. Bu çok zor bir ihtimal. Üstelik bu üç büyükler birbirlerine daha çok çelme gelecekler. Birbirleriyle de maçları var. Trabzonspor bu avantajı aldı ama 24 hafta ve 72 puan var. Daha çok puan var. Daha bu derenin altından çok sular akar. Burada sorgulatması gereken şey, Fenerbahçe önümüzdeki sene iyi olabilecek mi? Beşiktaş önümüzdeki sene iyi olabilecek mi? Galatasaray önümüzdeki sene iyi olur. Çünkü çok genç bir kadro kurdular. Bu kadroyu, omurgayı koruyabilirlerse bir iki takviyeyle bu oyunun üstüne de çıkabilirler. Ama bütün bu kulüpler borç batağında. Mesela Beşiktaş'ın iki tane büyük oyuncusu kiralık. Gidecekler. Batshuayi ve Pjanic. Fenerbahçe'nin ne olacağı belli değil. Bir kadro derinliği var. Kadro kalitesinin yükseltilmesi ve bir santrafor gelmesi lazım ama para yok. Yönetim çok kötü. Yönetilemiyor. Fenerbahçe oradan oraya savruluyor. Trabzonspor bu sene şampiyonluğun en büyük adayı olduğu gibi bence önümüzdeki sene de şampiyonluğun en büyük adayı. Bir sonraki sene de büyük kulüplerimizin borç ödemeleri başlıyor. Faizlerle ise ana para ödemeler başlıyor, doğru. Şimdi 200 milyon lira para ödeyecek. Senede. Her kulüp yani yapılandırma yapan anlamı. Üç büyükler. Evet, üç büyükler. Trabzonspor onların yarısı kadar. Trabzonspor 100 ödeyecek. Nasıl altından kalkacaklar? Bir yandan borç öde, bir yandan UEFA lisans kriterlerine, finansal kriterlere uymaya çalış, bir yandan da transfer yap. Aklın yolu birdir. O zaman ilk kez önerimi de buradan açıklayayım.
6 hafta sonra ben büyük kulüplerden birinin başkanı olsam kendi payıma. Hı hı. Yani Trabzonspor 3 aşağı 5 yukarı bu farkı korursa derim ki kardeşim Mesut takım bak. Batshuayi takım bak. Pjanic takım bak. Seni düşünmüyoruz önümüzdeki sene. Zalai takım bak. Oynatabileceğim genç oyuncularla bu sezon bir omurga oluşturmaya, bir ezber oluşturmaya çalışırım. Elimdeki değerli isimleri çıkararak biraz daha finansal rahatlamaya çalışırım diyorsunuz. Hem değerli hem pahalı. Hem gereksiz. Hı hı. Yani çünkü olmayacak önümüzdeki sene Batshuayi. Evet. Yüksek maaş aldığı da kesin. Ekonomik kriz kulüplerdeki sportif başarı krizinin de önüne geçti. Ama doğru politikalar belirlenmezse bu sıkıntılar artarak yaşanmaya devam edecek maalesef. Trabzonspor'u çok tebrik etmek lazım. Sek Trabzonspor bu 14 maçlık seri de 8 maçı deplasmanda oynadı. İkinci yarı tabii iç saha avantajı olacak Trabzonspor'un. 7 galibiyet bir beraberlik, yani bile kolay bu. Ama şöyle bakabilirsin, Göztepe maçı kaybedebilirlerdi. Hmm. İç sahada oynadıkları Rize Spor maçı kaybedebilirlerdi. Futbol şansı da yanlarındaydı. Uğurcan çok başarılıydı. Abdülkadir Ömür fark yaratmaya başladı tekrar. Yani eski dönemlerine döndü Abdülkadir Ömür. Şükürler olsun. Çok seviniyorum onun için de. Yani bunu da sağlayan hem Trabzonspor teknik heyeti hem Hamsik gibi bir rol modelin fark yaratmış. Çünkü 34 yaşındaki bu büyük profesyonel kondisyonerini, fizyoterapistini neyse işte, ama kondisyoner galiba atletik performans için yanında getiriyor ülkeye. Trabzonspor atletik performans departmanıyla koordineli şekilde ekstra çalışmalarına devam ediyor. Adamın parası var, pulu var, kariyeri var. Herkes ağzına bakıyor ama o poz yapmaktansa, nargile kafelerde dolaşmaktansa Bakasetas'la birlikte öğleden sonra antrenman yapıyor. Yani antrenman dışı kalan zamanda da bireysel gelişim antrenmanı yapıyor. Ne yapıyor Trabzonlu çocuklar? Model olarak onu seçiyorlar. Herkes ekstra çalışma yapıyor. İzin gününde bir bakıyorsun Trabzonspor tesislerinde Hüseyin Türkmen çalışıyor, o çalışıyor, bu çalışıyor. Bireysel antrenman, izin günü bu. Onun için Trabzonspor doğru yolda. Bu sürekli kazanmak bir özgüven getirir, kazanma alışkanlığı getirir. Abdullah Avcı'nın ayakta... Rehavete yol açabilir mi? Bu kadar puan açmaz. Farkında olması... Hayatta açmaz. Ya, Trabzonspor şampiyonluk için yanıp tutuşuyor. Şehir yanıp tutuşuyor, doğru. Evet, ülke yanıp tutuşuyor. Doğru. Şimdi Sadri Şener şey demişti, herkesin 20'şer milyon var. Bizde 3 milyon var ama 3 milyon nitelikli. Yani valiler, kaymakamlar, milli eğitim müdürleri, bakanlıklardaki kritik personel falan hep Trabzonlar ve memleketin her yerindeler. Yoluyla çözüyle gitmiş. Rehavet yaratmaz çünkü Abdullah Avcı'nın demeçlerini takip edenler görüyorlar ki hiçbir şey başarmadık. Daha işte şu kadar hafta var. Biz maç maç bakmaya, yaşamaya devam ediyoruz. Son haftalarda şu sloganı da kullanmaya başladı. Çünkü İsa'da çok maç oynayacaklar. Birlikte savunma yapacağız. Taraftarımızla birlikte hücum yapacağız. Onlara ihtiyacımız var. Ben şey olsaydı mesela 5-6 puan farkı olsaydı bir mağlubiyet puan farkı 2'ye indi. Trabzonspor camiası strese girerdi. Karışmaya çok müsait. Aynen. Kırılmaya müsait takım da kırılmaya müsait, doğru.
Aa, bu takım kırılmaya müsait değil ama bu takımda gerçekten... Ama bir iki tane arka arkaya maç kaybedildiği zaman toparlanma anlamında söylüyorum Hakan abi belki. Çok tecrübeli oyuncu var. Her pozisyonun alternatifi var. Hı-hı. Yani şimdi Fenerbahçe'nin sağ bekini sayarken zorlanıyoruz. Çünkü Nazım'a oynatılmıyor demek ki. Sağ bekte farklı isimler oynatıldığı için sağ bekler solda oynuyor, sol bekler sağda oynuyor. Forvet stoperde oynuyor. Ama Trabzonspor'un yedek sağ bekini biliyoruz ve o 20 yaşında altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Şunu sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Sağ bek alternatifi var, sol bek alternatifi doğru. var. Geniş Türk kadro. Oyuncu alternatifi var. 8 numara alternatifi var, 6 numara alternatifi var. Yani Trabzonspor yabancıların yerini Türk futbolcularla ikame edebilecek bir kadro deneyimine de sahip oldu. Eğer ki yani mucizevi bir düşüş yaşanmazsa Trabzonspor kazanır. Geçen seneki Trabzonspor Abdullah Avcı'dan sonra sezon sonuna kadar 2.03 puan ortalaması yakalamıştı. 2.03 puan ortalamasıyla Galatasaray ve Başakşehir son şampiyonlukları yaşadı. O bitti. Ya yani uzun vadede bakmak lazım. Ben bunun bir analizini yapmaya çalışmıştım. 46 haftada son en yüksek puan ortalamasını yaşayan takım. Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar bundan sonra 2.50 puan ortalaması tutturacaklar da kalan maçlarda. Trabzonspor da 2 puanın altına düşecek ortalama. Hı hı. Çok zor gözüküyor. Bu puan baskısından kurtulmak onların dönem dönem çok iyi oyunlar oynaması konusunda yardımcı olacak. Asıl rehavet konusunda değil de rahat ve huzurlu oynamak, eğlenerek oynamak konusunda faydalı olacak. Ben kolay kolay Trabzon'dan çıkmayacağımı düşünüyorum şampiyonluğun. Şimdi siz Mustafa Denizli ile sık sık sohbet eden birisiniz Hakan evet. abi. Çok da seversiniz Mustafa Hoca'yı. Mustafa Hoca'nın evet. şöyle bir cümlesi vardı. Bundan haftalar önce şöyle bir cümle kullandı. Bu tarz oynamaya devam eder ve bu fark kapılmazsa 24. hafta itibariyle Trabzon şampiyonluğunu ilan eder diye bir açıklaması var. 15. hafta itibariyle baktığımız zaman en yakın rakibine 10 puan fark atmış bir Trabzonspor var. Sayın evet. Mustafa Denizli'nin bu açıklamasına katılıyor musunuz? Neler söylersiniz? O kadar erken olacağını sanmıyorum ama hocanın vardır bir bilgileri. Vardır hocam. O Mustafa Hoca'nın şeyleri. Totemleri, bilgileri vardır. Konusunda en iyilerinden biridir. O zaman kimsenin bilmediği bir şey söyleyeyim. Öyle güzel bir jest ki Mustafa Hoca'nın Trabzonspor ve Abdullah Avcı'ya yaptığı. Diyor ki ya ben kendi şampiyonluğum için 26. haftada belli olur diyordum. Trabzonspor için 24 dedim. Kıymeti mi bilsinler? Çok güzel. Değeri mi bilsinler diyor. Espri yapıyor ama oradaki anahtar kelime şu. Böyle devam ederse. Böyle devam ederse diyor. Böyle devam eder mi? Korkarım Fenerbahçe böyle devam eder. Yani çünkü kaptansız oradan oraya savrulan bir transatlantik görüntüsünde karaya çarpıyor. Beşiktaş toparlayabilir. Galatasaray toparlayabilir. Ama abi her Avrupa Kupası maçından sonra bu kulüplerimiz puan kaybediyor. Şimdi Galatasaray bir üst tura çıktı. Yani bu üç Trabzonspor'un üç büyük rakibi arasında oyun olarak bence en güçlü olan ya da potansiyel olarak en güçlü olan Galatasaray. Ama o da işte Lazio deplasmanından sonra Avrupa Kupası'na devam edecek. Yine çarşamba pazar oynamak zorunda kalacaklar. Fatih Hoca hala bir santrafor belirlemedi. Santraforları bu. En iyi olan takım Galatasaray belki de santraforlarından en az fayda alan takım da Galatasaray. Çünkü Fatih Hoca oynatmıyor onları. Bekleyeceğiz göreceğiz de. Şimdi madem Fatih Hoca kısmına geldik, madem Galatasaray kısmına geldik, bir iki tane soru var. Jardel demiş ki radyoyu bir açıyorum Hakan Can abimiz. Radyoda Hakan abimize selamlar. Ne olacak bu Galatasaray'ın hali? Ben Terim'in yardımcılarının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Profil olarak da onun yaşına yakın olan itidarlı davranmasını söyleyecek birinin gerektiğini düşünüyorum demiş. Bir tane daha mesaj var. İkisine beraber cevap verirseniz sevinirim Hakan abi. Bekir Akıncı demiş ki iyi yayınlar Hakan Can abime selam olsun. Hakan abi Galatasaray'daki rotasyonun sebebini bana anlatabilir mi? İki seç
seçenek. Ya Fatih Hoca'nın ekibi takımı iyi çalıştırmıyor ya da Kerem gibi, Çıkaldı Ağa gibi oyuncular haftada 3 maç kaldıramıyor. Hakan abi ne der? Lütfen sorun demiş. Valla önce Jardim'inkiyle başlayalım. Fatih Hoca bu sezon başında dedi ki ya size de yardımcı beğendiremiyoruz. Ben de dedim ki evet, beğenmiyorum. Selçuk çok büyük futbolcuydu, Necati büyük futbolcuydu. Ancak lider de olur kardeşim. Lider olunmaz. Şimdi Fatih Terim oyundan atıldı. Hangi maçtı? Fenerbahçe maçıydı. Evet. Kardeşim, Mert gidiyor ya hocaya. Yani önüne geçip hocam, hocam kulübeye dön diyecek demeye çekiniyorlar. Mert çetin gidiyor sağ olsun. Hoca az ceza alsın diye. Hocayı engellemeye çalışıyor. Şimdi hoca ile bu tür fiziksel temasa bile girmeye korkan, oyuncuların taleplerini iletmeye çekinen yardımcılarla bir noktaya gidilemez. Fatih Hoca dedi ki biz size yardımcı beğendiremiyoruz. Hocam iyi yardımcı seçiyor olsaydım o yardımcılar şimdi o kulüpten bu kulübe, bu kulüpten o kulübe giderlerdi. Abdullah Avcı iyi yardımcı seçiyor. Birinci ligde çalışan, ilk üçte olan işte Eyüp'ün, Ümraniye'nin teknik direktörleri Abdullah Avcı'yı da senelerce çalıştılar. Bundesliga'da tekrar görev alan Tayfun Korkut Abdullah Avcı'nın ekibindeydi. Türkiye şampiyonluğu kazanan Okan Buruk Abdullah Avcı ile birlikte çalıştı. Erol Bulut, Alanya'da başarılı olan, Fenerbahçe'ye gelme başarısı gösteren, ki bu başarıdır her ne kadar Fenerbahçe'de başarısı olsa da, Abdullah Avcı ile çalıştı. Şimdi ben garanti ediyorum size, Orhan Ak ve Egemen de önümüzdeki yılların başarılı teknik direktör adayları. Şimdi bu nedir aradaki fark? Çünkü bu adamlar teknik direktör olmak istiyorlar. Bu adamlar Abdullah Avcı'ya yardımcı olmak istemiyorlar. İçlerinde var, öğrenmek istiyorlar, yarışmaya katılmak istiyorlar. Ve Abdullah Avcı nasıl çalışıyor? Herkese sorumluluk veriyor. Antrenman drilleri, rakip analizinde Orhan Hoca var. Duran top, akan oyun, stoperlerin müdahalesi derslerinde Egemen Korkmaz'ı var. Trabzonspor son 46 haftada bir tane yan topuktan gol yedi ya. Rastlantı mı bu? Fatih Hoca Jardel'in dediği gibi yardımcı seçmekte hata yapıyor. Ya da yardımcıları içleri yanmadığı için, yani şimdi Selçuk kadar tecrübeli futbolcu var mı? Necati kadar var mı? Hocanın ceza alacağını görmüyor musunuz? Geç önüne kardeşim, gördüğünüz süper et. Hocam lütfen diye. İttirirse seni hoca. Orada onu yapamazlar ki, ama Fatih Terim orada durdurmaları mümkün değil biliyorsunuz. Yani İttirirse hoca, hocanın ayıbı olarak kalır. Sen de istifa eder gidersin. Şimdi Fatih Terim 6 maç cezalı kardeşim. Fatih Terim'e ceza var mı? Geçen sene Galatasaray Fatih Terim cezalı olduğu maçlarda, yani 2 puan, yani 2 gol avarajıyla şampiyonluğu kaybeden Galatasaray Fatih Terim yokluğunda 5 puan kaybetti. Daha fazla kaybetti de son cezasında. Son Fatih Terim sahada olsaydı, Fatih Terim sahada olsaydı belki 1 puan alacaklardı ve şampiyon olacaklardı. Malatya'da Fatih Terim olsaydı belki kazanacaklardı. Nedir abi bunun cezası? Hep biz mağduruz, hep bizim üzerimize oyunlar oynanıyor. Hep ah bize çok yazık. Hocam etme ya. Hocam gitme soyunma odasına. Oyundan ihraç edildiysen tribüne gideceksin kardeşim. Bu kadar basit kural ya. Fatih Terim bu cezayı ilk defa yiyorsa diyeceğim ki, ya bilmiyordu adam işte sinirle gitti soyunma odasına, nereye gidecek? Hayır, daha önce bu yüzden ikişer ikişer ceza yedi. Çık abi tribüne bak. Neydi o Sumudika atıldı. Malatya taraflarının arasına geçti. Malatya bayrağı sarladı falan. Çok lazım ya Türkiye'ye böyle teknik direktörler. Evet ya, o da enteresan bir adam. Şahane. Onun için birinci Jardel'in cevabını vermiş olduğunu düşünüyorum.
rotasyon meselesi de her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bence önce skoru almalı, sonra genç oyunculara, diri oyunculara forma şansı tanımalı. Şimdi Barış Alper Yılmaz büyük futbolcu olacak inşallah. Türk futbolu için çok önemsiyorum. Yurt dışına gideceğini de düşünüyorum ama Barış Alper Yılmaz 0-0 iken oynatma. Adam rahat olsun, özgür olsun, coşkulu olsun. Şimdi Kerem olmuş. Kerem rakip defans oyuncuları için büyük bir tehdit. İnsanlar işte nasıl kademe yaparız diye hafta boyunca çalışıyorlar Galatasaray maçı öncesi. Çıkalga gol atmış, morali yüksek. Genç bunlar 23 yaşında. Bunlar olsalar işte Babel'in yaşında hepsi derim ki ya dinlenmeye ihtiyaçları var. Bu adamlar aç, oynamaya aç. Hata yaptı. Sonra oyunu almaya yaradı ama maçı kurtarmaya yetmedi. Galatasaray'ın az kadrosuyla, ideal kadrosuyla kulübede oturan oyuncular açısından bir seviye farkı var. Şimdi Fatih Hoca rotasyon yapıyor. Stoperler Marko Nelson. Ya bu adamlar bütün maçlarda oynuyor. Niye Luyun Damayı oynatmıyorsun hocam? Rotasyon yapıyorsan. Niye hep Van Aanholt'la başlıyorsun, Ömer Bayram'la başlamıyorsun? Niye hep Yedlin'le oynuyorsun? Hadi Yedlin'in alternatifi yok da. Niye hep Berkan başlıyor? Rotasyon bir tek önde. Ve o rotasyonda da Piyango hiç Mustafa Muhammed'e çıkmıyor. Oynuyor hoca şu adamla 3 maça. Bu adam Türkiye'nin en iyi santrı koru o kadar. Doğru. Hiç tartışmaya kapalı bir konu. Benim görüşüm bu. Doğru. Tartışmam yani. Tartışmaya açık da. Benim fikrim bu. Değişmesi için gerçekten 10 numara bir santraforun çıkıp havadan yerden goller atıyor olması lazım. Neyse Fatih Hoca da takıntılı ve hatalar yapıyor ve Galatasaray Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu beklenenden çok daha kötü performans sergilediği dönemde Trabzonspor'la üstelik deplasmanda da berabere kalmışken bu puan farkı en fazla 5 ya da 6 olmalıydı. Bu puan farkı çok fazla. Hakan abi çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra ters köşeye devam edecek. Kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, hattımızda Fanatik Gazetesi spor yazarı Hakan Can var. Hakan abi bir soru geldi Sarı Lacivert Aş'tan. Selam genç Aygün abi diyor. Hakan abiye sorar mısın diye. Selam. Yanlış karar almak mı, kararsız kalmak mı daha kötü? Bence Ali Koç kararsız kalıyor, geç karar veriyor diyor. Kararsız kalmak daha kötü. Yanlış karar vermek ondan da kötü. Ondan da kötü. Her ikisi de kötü. Şimdi kararsız kaldı. Vitor Pereira'ya getirdi. Çok geç getirdi. Üstelik yanlış adamı getirdi. Ben Eylül başında dedim ki bu Vitor bu kafayla Fenerbahçe'yi mahvedecek. O arada spor yazarı arkadaşlarım övgüler yağdırıyordu. Övgüler. Böyle ağzı dolu dolu böyle büyük keyifle. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim cümlesinden dolayı belki de. Ben diyordum ki arkadaşlara ya arkadaşlar bu adam bilimi kullanmıyor, bilime inanmıyor. Bak geçen seferde oynayan mutsuzluğu, bekleyen mutsuzluğu, şimdi yine aynı tablo var. Çok sakatlılar. Bu adam bu kulübü mahvedecek dedi. Ve mahvediyor. Nirvana'ya ulaştı şeyde. İzmir'de. İlk yarı bitiyor. Göztepe 4 şut. Fenerbahçe şut bile değil. Gol beklentisi 0. Maç sonu açıklama, ilk yarıdaki oyunumuz üst düzeydi dedi adam ya. Fenerbahçe bir gol yemiş, Berke bir gol kurtarmış, Halil'in bir şutu direğin dibinden altı boylamış falan. Adam dedi ki ilk yarıdaki üst düzey oyunumuz çok iyiydi ve şey yaptık. İkinci yarıya da o yüzden böyle başladım dedi, ben yayındaydım. Play Spor'da dedim ki abi adam kendini kovdurmaya çalışıyor. Adam alay ediyor bizimle. Fenerbahçe'nin U21 takımını al. Göztepe karşısında oyna.
aynı istatistiklerle soyunma odasına gitsin. Maç sonu Fenerbahçe U21 takımının antrenörü üst düzey futbol oynadık demez. Çünkü üstünde Fenerbahçe forması var. Kardeşim, üst düzey futbol oynayan takım pozisyon vermez. İyi savunma yaptıysa. Üst düzey oynayan takım hücum etmeyi becerdiyse kudretten bir tane şut atar. Şimdi herkesin karalar bağladığı, saçını başını yolduğu ilk yarı için sen üst düzey futbol oynadık diyorsan, baba sana hayırlı yolculuk, bu adam yarım kalan hesabı kapatmaya geldi. Benim aldığım ilk tazminat beni kesmedi. Şimdi de verin gönderin kardeşim. Bir de ne güzel konuşuyor. Bu takımda patron benim. Yok, kim olacak patron? Tabii sensin, ama bir de başarılı ol birader. Bu takımın en değerli stoperi kim abi? Kim? Yani kim abi? İsmi Zalai abi. Çok düşük maliyetli alındı. Devre arasında şahane bir transfer yaptı Fenerbahçeliler. O 60 transfer arasında bence birinci sıraya girir. Doğru. Finallerde enfes oynadı. Milli takımında düzenli oynuyor. Adam Fenerbahçe'nin dördüncü stoperi durumuna düşürüldü ya. Adam 11'e yazılmayı bırak, sonradan oyuna girdiği zaman kendini şanslı sayacak. 90. dakikada oyuna alınacak. 90'da girdi adam, ya. 90'da girdi. Doğru. Ya bu adam işte kim ne Zalai. Herkes ezbere sayabiliyordu. Ben Serdar'ı değersizleştirdiğimden öyle bir şey söylemiyorum. Hadi Serdar'ı oynatırsın da şey diye oynatırsın. Türk oyuncu oynatma zorunda. Kalecin Türk. Mesut Türk. Türk sayılıyor. Türk milli takımı. Ferdi de aynı. Ferdi Türk. Var oğlu var işte yani takımda. Türk oyuncu kontenjanından oynamıyor. Diyorsun ki sen, ben şey güveniyorum Tisserana, güveniyorum Serdar'a, güveniyorum Zalai'ye, güvenmiyorum. Şimdi 22 yaşında bir adam hangi motivasyonla, coşkuyla antrenmana gidecek ya? Bana birisi anlatsın ya. Ben Fenerbahçe kadrosundan bu hafta kimle oynayacak Fenerbahçe? Güzel bir soru, biliyor musun Hakan abi? Bakayım hemen söyleyeyim. Bir anda unuttum. Başka bir şey soru, tam soru hazırlayacaktım da size. Onu söyleyeyim. Tamam, çok da önemli değil. Fenerbahçe'nin bu hafta Rize sırada oynayacağı Rize ile pazar günü. Rize ile pazar günü yapılacak maçta oynayacağına emin olan 3 tane oyuncu var şu an. Biri kaleci Berke. Birisi kim? Birisi de cezası bittiği için Mert Hakan Yandaş. Belki Crespo. Başka? Mesut olabilir. Ferdi. Mesut. Hayır, o artık onlar olabilir sınıfına. O anlamda diyorsun. Banko sahada olacağını bilen oyuncu bunlar. Herkesin kafası karışık. Halbuki say Trabzon'un birindesen şu an radyoda dinleyen herkes sayar. Tabii canım. Bir kişi yanılır, iki kişi yanılır. Beşiktaş'ta sayabilirsin aslında. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da sayabiliyorsun 3 aşağı 5 yukarı. Tam olursa diye. Hı-hı. Evet, 3 aşağı 5. Bir tek Fener Çorba. Ya bunu yaparsın. Karşılığını alırsın. Karşılığı yok. Başarısızsın. 1 Mesut, 2 şu, 3 bu, 4 bu, 10. Bu kadar sakatla biz lideriz. Ya ne oldu? Lidersin hoca. Ne oldu abi? Ali Koç büyük bir hata yaptı. Kararsız kaldı. Geç kaldı. Sonra da yanlış adamı getirdi. Şimdiki kararsızlık da büyük yanlış. Bu adam gidecek. Bu adam tazminatını çatır çatır alarak gidecek. Çünkü taraftar mutsuz. Şimdi artık taraftar Pereira istifa edemiyor artık. Bir başka boyutu atladı. Tabii. Ali Koç istifadeye bağırmaya başladı. Yönetime döndü oklar. Fenerbahçe'nin hem iyi oynaması hem maç kazanması lazım. Ve bu adamla olmayacak. Şimdi Ali Bey oyuncularla birebir görüşürse oyuncuların %80'i de şimdi... %99.9'u diyebilirim. Evet. Kardeşim başarısız ama hakemler yüzünden. Başarısız ama hoca yüzünden diyecek. Kimse... Bu kadar kötü bir teknik direktör olduğu zaman, ya paratoner durumuna da geçti şey Pereira, ama oyuncuların paratoneri. Ali Koç'un paratoneri değil, Yıldırım Ali Koç'a düşüyor.
Onun için teknik direktörlüğü kaçınılmaz gözüküyor. Karagümrük'e şahane futbol oynatan Farioli. Onu soracağım. Francesco Farioli. Evet. Ne dersiniz bu isimle ilgili? Başına geçmesine bekliyorum. Abi bu adamın diploması yok. Ama su gibi futbol oynatıyor takımına. Şimdi Çağdaş Atan'ın yardımcısıydı. Çağdaş Atan harikalar yaratıyordu. Ya bu Süleyman Urma gerçekten büyük kulüp başkanı. Onun yardımcısıyken aldı Karagümrük'ün başına geçirdik. Karagümrük en doğru transferler yapıyor. Yani tek kişilik ordu Süleyman Urma. Büyük fark yaratıyorlar. Şimdi bu Farioli'nin bu hafta Trabzonspor maçını seyrettiyseniz eğer Karagümrük'te 3 tane 11 oyuncusu sarı kart cezalısı, kırmızı kart cezalısı ve sakat. Biglia yok ya, Biglia. Hı hı. Galatasaray'da formu yüzü göremeyen Jimmy Durmaz'ı Biglia'nın pozisyonunda oynattı. Topa sahip olan takım Karagümrük'tü. Atak yönünü değiştiren kulüp Karagümrük'tü. Bu adam top oynatıyor. Gerçi işte orada Süleyman Hurman'ın da büyük faktörü var. Şimdi Bakasetas nasıl bu ligin şu an en formda, en faydalı 7 gol 6 asist mi 7 gol 8 asist mi bilemedim şimdi oyuncusuysa neydi o orta saha oyuncusu? Siyopis mi? Siyopis değil, her şeyden Karagümrük'ün orta saha oyuncusu orada. 6 golü var. Bakarım şimdi abi. Milan görmüş oyuncuyu Süleyman Urma kapıyor alıyor. Onu da devre arasında Galatasaray'a yapıyor. Mahalle. Karagümrük'ün batan geminin malları. Aykut Kocaman iyi bir alternatif olabilir. Ali Koç. Aykut Kocaman'ın kulüpte kalan... Bertolacci mi diyorsunuz abi siz? Bertolacci. Evet. Bertolacci. Yok. Yok başka takımlarda böyle oyuncular. Birebir de yatırıyor. Yani maksimum verim de alıyor. Oyuncular saygı gösteriyor. Çiftliğe çevirmiyor. Lideri kim ya Fenerbahçe'nin? Yok lider oyuncu. Lider oyuncu grubu işte Ağır Abiler grubu. Mesut, İrfan Can Ok kategoriye hemen çıktı ve Mert Hakan Yandaş. Herkes kendi kabuğunda, kafalar karışık. Kulübede lideri yok, saha içinde lideri yok. Ya Mesut'un lider olabilmesi için düzenli oynuyor olması lazım. Lider dediğin düzenli oynar kardeşim. Hem liderlik doğuştan gelir hem düzenli oynar. Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçelilerin kahramanı. Vitor onu da paçavraya çevirdi. Bu sezona en iyi başlayan Fenerbahçe oyuncusuydu. Sonra hiç oynatmadı onu. Sonra kaptanlık bandını verdiler. Niye acıdır ki 1,5 senedir Fenerbahçe'de oynayan bir adam. Yani kulüp takım kültürü de yok. Hı hı. 1,5 senede oynayan adam takım kaptanı. Mert Hakan bu haftaki müsabakada sarı kart cezalısıydı Göztepe maçında. Neden? Çünkü Mesut çakmağı gösterdiği zaman dalaşmaya girdi. Galatasaraylı birileri kart görsün diye. Sarı kart cezalısı. Fener oradan 3 puan aldı. İkisini burada harcadı. Ki 2 puanı kaçıran takım da Göztepe. Bu tür efelikleri, takıma ve kulübe zarar veren davranışları cezalandırmadığı müddetçe Ali Koç, Burak Elmas bunları çok göreceğiz. Ya ne demek ya takımın teknik direktörünün mesela Galatasaray'da 6 maç kulübede olmaması? Fatih Terim'e bu para niye veriliyor ki? Takım yarıştırsın, oyuncuyu geliştirsin, takımı yönetsin diye. Ama sahanın kenarında yok. Ya hadi anladım. Sabotaj yapıldı, kendini tutamadın, iki sayıda karttan atıldın. Atıldıktan sonra şey yaptın, kendini tutamadın, küfürlü sözler kullandın ya da hakaret falan. Gitme abi soyunma odasına, o iki maç ne ya? Ne abi o iki maç? İrfan Can, şimdi ceza alacak belki, bilmez. Bu efelikler ne abi? Futbolda olur böyle şeyler. Olmaz kardeşim, almayacaksın cezayı. Sahada olacaksın. Sahada olacaksın. Mert Hakan kaptan, sen sahada olacaksın. Emre abiniz yapıyordu hepinizin rolünü ödedi. Bunun en çok bedelini o ödedi. Sahada kalacaksın.
Doğru. Hoca da çıkıyor diyor ki Pereira bu takımın patronu, benim ilk yarı üst düzey futbol oynadı. Aslında bu tazminatsız kovulma sebebi olmadı ama. Zaten ama başkan açıklamasında tazminat yok diye cümlesi vardı. Ben öyle hatırlıyorum ya, Sayın Ali Koç'un. Ya onu geçeceksiniz kardeşim. Ve peki tazminat almayacağım. Sözleşmeyi imzaladı. Tazminat olursam kendimi yakarım. Kendisini de yaksa. Ailesi der ki benim kocam sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe tarafından görevine son verilmiştir. İki kulüp tarafından görevine son verilmiştir. Kalan maaşların tarafımıza ödenmesi. Ödenir. Ödenir. Bu Türkiye'deki kulüpler, Türk teknik direktörleri bunu yapabilir. Çünkü dersin ki ya Hakan abi benimle sözleşme yaptı. Ben tazminat almayacağım dedi. Ahlaksız adam. Benden tazminat aldı. Onunla çalışmayın derler. Ya Aygün böyle söylüyor. Hakan almayacağım demiş ama ya bizden de alırsa diye yapmazlar sözleşme. O yüzden Türk teknik adamlar 2 aylık, 3 aylık maaşları karşısında sözleşme feshetmeye razı geliyorlar. Pereira ve diğerleri ise bir daha gelmeyecekleri bir ülkeden tazminatı son kuruşuna kadar alırlar. O sürenin sonuna kadar, yani bir sözleşme tek taraflı feshedilirse sözleşme metninde ne yazarsa yazsın, o sözleşme süresinin sonuna kadar elde edeceği hak edişlerin tamamı ödenir. Tazminatı yok, tazminatı yok. Onun şöyle tazminatı yoktur. Ali Koç, ben onu kendi cebimden hallederim, kulübüme yüketmem diye düşünüyordur. Ha, belki çünkü olabilir. Ali Koç'un bu anlamda pek çok parayı cebinden verdiğini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Hala da vermeye devam ediyor. Hı-hı. Kanıtlayamayız. Yani kulüp kasasına girmeden. Destek anlamında, mali sıkıntıları çözme anlamında. Evet. Kiyama verilen para, yok ben bir kuruş vermedim diyecektir. Kasımpaşa aldı diyecektir. İnanmam. İrfan Can'ı alırken bütün para Fenerbahçe Kulübü'nün kasasından çıkmıştır. Ben ekstra bir ödeme yapmadım derse inanmam. Mert Hakan'da inanmam. Çok sayıda örnek verebilirim ama önemli değil. Tazminatı var. Mesele de Pereira'nın tazminatı değil zaten. Fenerbahçe Kulübü'nün 500 milyon euroya yakın borcu var. Devele, yani okyanusta damla. Fenerbahçe kimle yarışacak? Kimle gelişecek? Fenerbahçe taraftarı hayal kurmaya, şampiyonluk oyunu, iyi oyun kurmaya ne zaman başlayacak? Soğukkanlı olmak lazım. Doğru karar vermek lazım. Artık atılacak barut kalmadı. Yani herkesin kredisinin de bir sonu var. Fatih Terim Galatasaray'a sadece 8 şampiyonluk değil, bir de UEFA kupası kazandırdı. 3 maç kaybediyor. Ergenler Fatih Terim gitsin, hoca değil bu falan diye yazıyorlar. Şimdi ifratla tefrit arasında geziyoruz. Ali Koç'un hikayesinde hiç böyle bir şey yok. Çok acımasız bir eleştiri kültürü var. Fatih Terim hoca değil. Hadi lan orada bir haddinizi bilin. O kadar da değil. Ama Fatih Terim eleştirilmez değil. Şimdi Fatih Terim'i bile böyle saygısızca Galatasaray taraftarları eleştirirken, eleştiri sınırını geçip hak edalet etmeye yeltenirken Ali Koç'un kredisi nereden abi? Kupa mı aldı? Türkiye Kupası mı aldı? Ne herhangi neyi başardı? İşte belki Vedat Muriç'i alıp satmak başarı olabilir. Onda da devrede çok insan vardı ama hadi o başarı. Başka saha yapacağım dedi, saha yapmadı. İstikrar ve devamlılık dedi. İstikrar ve devamlılık yok, bu 7. hoca. Sportif direktör organizasyonu kuruyorum dedi. 2 tane sportif direktörü kovdu. Bu arada neyi başardı? Taraftarı federasyonun Fenerbahçe üzerinde oyunlar oynadığına belki ikna etti bir kısmını ama insan oyun görmek istiyor. Şimdi Göztepe maçında hakemlik ne var? Bir şey yok. 2 puan daha gitti. Gitti 2 puan. Uçta gitti 2 puan da aynı zamanda 1 milyon 400 bin lira demek. Aynen. Kaçırdı. Ekstra 2 puan yani. Hı hı hı.
hata yapmayacak artık. Bu, o da onun sorunu. Şimdi bugüne kadar kararları alırken yanında bulunan kim varsa, onu daha önce de iki ay önce de söyledim. Bu Pereira, Fenerbahçe'yi mahvedecek dediğim zaman, Fenerbahçeli derken. Ali Koç bugüne kadar karar alırken, bu tür kararlar alırken yanında kim varsa, dostu, arkadaşı, profesyonel, alayını çevresinden kovsun. Bak ama alayını kovsun. Selamı sabahı kessin, başkanlık bitene kadar özel hayatında da görüşmesin, bir tek mesajlarla bayram kutlasın. Ya bir insana bu kadar çok hata yaptırılır mı ya? Eğer ben zaten kendi kafama göre yapıyorum diyorsa Ali Bey, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır kardeşim. Peki. Çok teşekkürler Hakan abi. Bu kadar mı? Bu kadar. Hemen kısacık. Program sonu geldi. Süre bitti. Süre bitti. Çok teşekkürler abi Hakan abi. Yayınımıza bağlanmış. Buyurun. Varmış bugün çay günüm. Evet. İdil kardeşimize selam olsun. İlan Kutan'a. Kafalardan seken toptan ses çıkmadı bugün. Gelmiştir de abi, göremedim ben o anda tabii soruları. Herkesin günü güzel olsun. Mutluluklar diliyorum, sağlık diliyorum. Hepimiz işimizi elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Güzel günler göreceğiz. Çok teşekkürler Hakan abi. Sağ ol. Evet, hattımızda Fanatik Gazetesi yazarı Hakan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.